Evet sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar. Perşembe akşamı CNN Türk ekranlarında dört bir tarafta sizlerle birlikteyiz. Gerçekten Türkiye'de programcılar açısından ve gazeteciler açısından bir taraftan çok bereketli topraklar diyebiliriz. Çünkü yani iki saat boş bıraktığınızda gündemi konuşacak 20 tane mesele ortaya çıkıyor. Bu herhalde toplumsal dinamiklerle ilgili. Çünkü dünyanın başka memleketlerinde gündem bu kadar hızla değişmiyor. Böyle olunca da bir seçme yapmak gerekiyor. Biz de program arkadaşlarımızla birlikte dünden bu tarafa gündemi takip ettik. Bugün onları konuşacağız. Hiç kuşku yok ki Türkiye'nin Kürt meselesiyle dansı diyebileceğimiz ilginç bir sürece girdi. Toplumsal kutuplaşmada bloklar sanki farklı türden bir yere doğru geldi. Biraz bunu tartışacağız. Bence bugünün çok önemli meselelerinden bir tanesi aslında iç içe geçmiş iki konu. Bir tanesi raportörün, Anayasa Mahkemesi raportörünün açıklamasında bir kanaat bildirdi ki bu kanaati daha önce gazeteci yazar Taha Akyol dile getirmişti ve bu eğilimin güçlendiği görülüyor. Onunla ilintili olarak Sayın Başbakan'ın dün gece dile getirdiği bir partili başkan meselesi var. Bu işin gerçekten nereye doğru gideceğine dair önemli. Özel yetkili mahkemelerle ilgili dün başbakan konuştu. İlk turda tırnak içinde söylemek gerekirse Erdoğan'ın sözleri ve onun ekseninde süren bir paket yapacağız. Hemen ikinci turda 4+4+4 ile ilgili bilinmezlerden oluşan bir kitapçık var. Orada ne olup ne bitiyor ona bakacağız. Hemen arkasından da yine bence çok önemli olan Diyanet Başkanlığı'nın fetvaları ile başlayan bir süreç var ve Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşecek ve bugüne kadar sadece ben ve Altan Öğmen gibi isimlerin kemalistlikle suçlandığı bir süreçte Ahmet Altan'ın bugün Nagihan Alçı tarafından çok sert bir yazıyla uyarıldığını gördük. Ben kendisini de izin alarak... Uyarma değil, tespit diyelim yani. Peki, tespit ettiğini gördük. Bence bu ilginç çünkü liberaller arasındaki kopuşun tipik bir göstergesi. Ben başka bir yerde televizyon programı yapsaydım Nagihan'ı çağırıp bunu sorardım. Burada da CNN ekranlarında soracağım. Tahmin edeceğiniz üzere çok nadir devamsızlık yapan Nagihan Alçı Akşam Gazetesi'nden bir kere galiba koltuğunu sende iyi bıraktı. Reçete var. Evet. Fakat sıklıkla devamsızlık yapan Radikal Gazetesi yazarı Altan Öğmen ki onun yokluğunda Nazlı Hanım bana kapıyı da gösterdi. Ama Altan abi rapor getiriyor her Altan seferinde. Abi rapor getiriyor. Gerçi Emre Hoca burada bu deneyimi yaşadığı için bence torunlarını anlatacak yeni bir hikayesi oldu. Kolay değil bu. O yüzden siz de bu fırsatı zaman zaman paylaşıyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. Ve Nazlı Ilıcak bu koltukla özdeşleşmiş bir isim. Reklam arasında bile kalkmıyordu ama geçen gün bana kapıyı göstermek için bir kere kalktı. Ardından da baktı ki benim gidesim yok. Geri oturdu. Ve Sabah Gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak burada. Ve ben kimilerine göre bir gün, kimilerine göre bir güncük gazetesi yazarı Enver Aysel Latife ile başlıyorum ki son 10 dakikada nasıl olsa Nagihan kızacaktır şimdiden bir saat Nagihan getirelim. Nagihan mı kızacaktır? Enver Aysel hiç kimseyi dinlemeden monoloğa kızdıracaktır. Peki. Kapılacaktır evet, bilmiyorum. Ben fena başlamadım bugün Latife ile. Bu Kürt sorunu meselesini kısa kısa tur yapalım. Çünkü galiba bu meselenin çok reytingi de yok. Bu soruda evet. Birbirimize çok bu kısımda iltifat ediyoruz. O yüzden bunu kısa geçelim. Evet. Şimdi şöyle geçen sefer de konuştuk. Hepimiz bu girişimi müspet karşıladık. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ya burada da teşekkür etmek istiyorum. Yani çok önemli bir muhalefet olarak iktidara birlikte hareket edelim demek. Özellikle istismar edilecek bir konuda. O bakımdan iyi bir girişim. Tayyip Erdoğan çok müspet karşıladı. MHP olmasa bile birlikte istişare ederiz, bir istişare heyeti kurarız. Hatta birlikte Uludere'ye ve başka yerlere gideriz demesi. Bu anayasa açısından da güzel bir başlangıç olabilir. Şimdi belki de artık bu kutuplaşma da azalabilir. Liderler zirvede bu mutabakatı sağlarsa. Ben fazla uzun konuşmayacağım. Sadece Yılmaz Özdil şuna dikkat çekmiş. Fikirlerini paylaşmasam bile sevdiğim bir köşe yazarıdır Yılmaz Özdil. Şimdi iki liderin karşılaşmasında Tayyip Erdoğan diyor ki geç otur şöyle lütfen sana cibiliyetsiz, yüz karası, seviyesiz, vizyonsuz, dik duramayan, çapsız, yeteneksiz, sığ ve iftiracı dediğim için kusura bakma ne olur. Miting atmosferi filan. Buna cevap veriyor Kılıçdaroğlu. Rica ederim sen ben de sana ahlaksız, ikiyüzlü, zalim, omurgasız, gözü dönmüş küstah, insanda biraz utanma olur, vicdansız, hayatımda bu kadar yalancı görmedim dediğime bakma lütfen gönül koyma diye başlayan
Arkada bu kadar bagaj olmasına rağmen. Ama bu çok kötü niyetli bir yazı. Yok. Yani yeni bir sayfa açılıyor. Bunları hatırlatmak şu an bence hatırlatmak doğru bir şeydir. Yani böyle bir zemin üzerinde dahi şu anda bu güzel beraber hoş bir şey diyorum. Ben lafı sana bırakıyorum Altan. Evet, siz geçen hafta da bu konuyla ilgili konuşmamıştınız. Daha rahat konuşabilirsiniz. Ben önce geçen hafta için Emre Kongar'a çok teşekkür ederim. Yani Türkiye'nin birçok açıdan çok değerli bir insanı. Hem değerli bir bilim adamı hem de Türk basınına da katkılarda bulunan, aynı zamanda da birçok kitapları olan, hem araştırma kitapları olan hem daha başka alanlarda kitapları olan değerli bir insan burada konuk oldu. Onu büyük bir kısmını izleyebildim, bir kısmını izleyemedim, Ankara'daydım. Fakat izlediğim kısımda da çok güzel sözler söyledi. Ona teşekkürlerimi buradan iletmek isterim ve televizyonlarda daha fazla bulunması gerektiğini, televizyonlardan ondan faydalanmasını düşünmelerini beklemenin doğru bir şey olacağını düşündüm. Ben de ayrıca teşekkür ederim Emre Kongar'a, Altan abi. Bizlere zaman zaman sizin sert olduğunuzu düşündüğümüzde hata yaptığımızı hatırlattığı için. Yani sana kompliman bu. Çok seviyorum. Ben de kendisine her kul bir gün Nagihan Alçı ile tartışacaktır demiştim. Ona da o gün nasip olmuş. Siz koltuğu boşalttıkça arada bir Nagihan'la tartışıyorsunuz. Bizim konuk yazarlarımız oldu böylece. yani tabii bu devam ettiği sürece bazen mazeretler olabilir, oluyor, bir şeyler oluyor. Ben Nazlı'nın o zaman da geçerli değil. Onları şey yapalım. Hatta tweetlere baktım. Bir taraf deseniz o da gelse diyor bir tanesi. O da güzel bir teklif, yani idareye de duyurabiliriz. Şimdi bu konu aslında önemli bir konu. Sen kısaca bir özet yaptın. Geçen de konuştuk. Evet, yani ama geçen de konuştuğun zaman daha görüşme olmamıştı. Şimdi görüşme oldu. Ne oldu? Ona bir bakmakta fayda var. Ben biraz bu konuda konuşup öteki konularda daha az konuşurum. Şimdi CHP'nin önerisi neydi? Bir toplumsal mutabakat komisyonu kurulmasını mecliste istiyorlardı. Bu komisyon 8 kişi olacaktı. Her partiden 2 kişi olacaktı. Ve buna paralel olarak bir de meclis dışı akil insanlar komisyonu kurulsun istiyorlardı. O da 12 kişi olacaktı. Her parti 3'er gösterecekti. Meclisteki partiler, malum yani grubu bulunan partiler 4 parti. O dıştaki komisyon daha çok sivil toplum örgütleriyle ve meclis dışındaki partilerle temas ederek katkıda bulunacaktı. Ne yapacak bu komisyon? Bu komisyon bir kere hükümetin yapmak istediklerini öğrenecek, onlar üzerinde çalışacaktı ve hükümetin ve diğer devlet organlarının verdiği raporları görüşecekti. Sonra da bir 6 ay içinde sürede koymuşlardı, bir rapor hazırlayacak ve bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda görüşecek. Onun içinde hükümetin istifade edebildiği unsurlar, partilerin mutabakat halinde olduğu, milletvekillerinin de tasvip ettiği unsurlar hükümete sunulacaktı. Hükümet onları değerlendirecekti. Diğer partiler de tabii kendilerinin de kabul ettiği bu hususlar üzerinde hükümeti destekleyeceklerdi. Şimdi burada güçlük şuradan çıktı. Başta 4 partiyi hedeflemişti CHP'nin önerileri. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki görüşme teklifini kabul etmedi. Böyle olunca ne olacak? Bu kalacak mı böyle? Anlaşıldığına göre yapılan görüşme sırasında bu konu üzerindeki çalışmaların devam etmesi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'yle de temas edilmesi, onun ikna edilmesi, BDP'nin tabii aynı şekilde bu olmak üzere iki parti arasında bir istişare komisyonu gibi bir komisyon, ama meclis komisyonu gibi değil tabii, öbürü gene meclis içinde bir özel komisyon halinde çalışacaktı. Bu bir istişare grubu gibi ya işte çalışma grubu gibi çalışacaktı. Bence bu dahi önemli bir hadisedir. Yani bu konuda bu büyük sorunun çözülmesi yolunda adımlar atılması için gene de bir fırsat doğmuştur. Bundan öncesini hatırlarsak Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi birbirleriyle ancak salı günleri muhatap oluyorlardı. O da işte Yılmaz Özdil'in yazısındaki gibi sözler söylemek üzere. Yani her salı günü biz
Başbakanın ana muhalefet partisine hücumlarını işitiyorduk. Bazen çok ağır sözlerle. O da onlara tabii cevap veriyordu. Bunun yerine şimdi üçer kişi olacak bu galiba istişare kurulunun üyeleri. Galiba değil, öyle söylediler, öyle açıkladılar. Bu iki partiden de üçer kişi temsilci bir araya gelecekler ve çalışacaklar. Kendi aralarında çalışmakla kalmayacaklar. Bu çalışmaların genişlemesini sağlayacaklar. Öteki partilere de duyurmaya çalışacaklar. Şimdi bu herhalde hiç görüşme olmamasından ve sadece birbirlerini böyle grup toplantılarında uzaktan top ateşine tutar gibi bir muhatap almalarından çok daha iyi bir durum. Belki o Yılmaz Özdil'in eleştirdiği kelimeler de artık söylenmez olur. Tabii bu Türkiye'nin başka bölümlerini de etkiliyordu. Diğer insanlarda da illerdeki parti temsilcileri de birbirlerine gayet ağır kelimelerle hücum edebiliyorlardı. Bize bile belki etkiliyordu değil mi? Burada da fazla gürültü patırtı oluyordu. Belki burada da daha sakin, daha birbirini anlayan konuşmalar yapmak mümkün olur. Bu açıdan ben olumlu karşılıyorum. Ve şunu da ekliyorum. MHP şimdilik itiraz ediyor ama eğer gelişmeler olur ise o da belki kendi tutumunu yeniden değerlendirebilir. BDP zaten doğal olarak bu çalışmalara katılması lazım. O da katılmaya hazır olmalı. Ötekiler de onunla birlikte çalışmaya hazır olmalı. Bu görüşmeler başlarsa şu ihtimal vardır. Bir ateşkese gidilebilir. Klasik sözdür. Tarihin çok uzun zamanlarından beri bilinen, bir yerde müzakere olursa müzakereciler konuşur. Silahlar konuşmaz diye. Bu müzakereler biraz başlarsa taraflar bunu da düşünmeli. Özellikle şiddet açısından o şiddeti durdurmanın yolunu aramalılar ki bu müzakerelerden sonuçlar alınabilsin. Bu önemli bir tespit. Buradan devam edelim. Sen Nagihan bu sürecin tahlili nasıl yaparsın? Hiç kuşku yok ki ben dünden beri bir takım gözlemcileri dinliyorum. Yani hiç kimse, diyelim ki buradan bir şey çıkmayacağını düşünse bile insanlar, yani bu deneyimin anlamlı olmayacağını düşünse bile hiç kimse şunu söylemiyor en azından. Hani bu kötü oldu demiyor. Herkes iyi oldu diyor. Bu bir pozitif durum. Buradan bakarsak neler söyleyeceksin? Şimdi salı günü bu görüşme, dün gerçekleşen görüşme olmadan önce biz burada bir tur konuşmuştuk ve ben prensip olarak bununla ilgili ne düşündüğümü söylemiştim. Bunu tekrarlayarak başlamak istiyorum. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı hakikaten tarihi bir çağrıydı. Ve dün gerçekleşen AK Parti'nin başbakanın buna olumlu karşılık vermesi Türkiye'nin kim ne derse desin en önemli meselesi olan Kürt sorununu çözme konusunda Türkiye'nin %75'ini temsil eden partilerin bir araya gelmesi çok büyük bir umut fotoğrafı ortaya çıkarıyor. Şimdi o görüşme dün bir saat boyunca bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeden sonra liderler çeşitli açıklamalar yaptılar ve partinin ileri gelenleri de açıklamalar yaptılar. Hem CHP'den Faruk Loğlu'nun açıklamaları vardı, hem AK Parti'den Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Başbakanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Şimdi AK Parti ve CHP'ye baktığımızda ikisi de bu konuda elini taşın altına koymakta kararlı görünüyorlar. Ancak fikir nasıl doğmuştu? Bir milli mutabakat komisyonu oluşturma olarak doğmuştu. Milli mutabakat toplumsal mutabakat komisyonu. Yani kelimeler de dikkatli seçilmiş. Toplumsal özür dilerim. Toplumsal mutabakat komisyonu olması için de içinde MHP ve BDP'nin de olması gerekiyor haliyle, doğal olarak Türkiye'nin tamamını temsil etmesi için. Şimdi bugün gelinen noktada MHP ve BDP'nin bu oluşumda olup olmayacağı henüz belli değil. MHP'nin çok sert mesajları var buna katılmayacağı yönünde ama bu nedenle belli değil demiyorum ben. Henüz açık bir onlarla temas kurulmadı ne MHP ile ne BDP ile. Dolayısıyla MHP kendi tabanını dikkate alarak böyle bir mutabakat komisyonu olamaz, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır gibi açıklamalar yapabilir. Bu hiç sürpriz değil çünkü zaten MHP'nin çizgisi ve işte tabanın dayandığı hassasiyetler uzun zamandır bu söylem üzerine oturuyor. BDP'ye baktığımızda bugün ben Selahattin Demirtaş'ı dinledim. Açıkçası pek de yapıcı bir konuşma görmedim. Selahattin Demirtaş eski usullerle bu iş çözülemez, Kürt kelimesi telaffuz edilmeden yol alınamaz diyordu. Şimdi açıkçası ben bunu yadırgadım. Çünkü
Kürt sorunu bütün Türkiye'nin sorunu ama esas itibariyle bu sorunu ısrarla ben sahipleniyorum diyen parti de BDP. Her ne kadar BDP'den daha çok oyları belki de Kürt vatandaşlarımız arasında AK Parti'ye gitmiş olsa da oran olarak Kürt siyasetinin yapıldığı mecra da BDP. Dolayısıyla BDP'nin daha yapıcı bir tavra gelmesini diliyorum ama şu açıdan da Selahattin Demirtaş'ı anlıyorum. Bugün aynı zamanda bir operasyon yapıldı. Bir takım BDP'li belediye başkanlarına gözaltına aldılar. Van Belediye Başkanı ve başka birkaç belediye başkanı da. Dolayısıyla bu da psikolojik olarak bir bagaj da getiriyor. Şimdi yeni yargı düzenlemesiyle umuyorum bunların önüne geçilecektir. Yani KCK gibi bir önemli operasyon yürüyor ama burada yani siyaset zemininin de bir kere açık tutulması lazım. Bunu da hatırlatmak gerek. Şimdi bu toplumsal mutabakat komisyonu kurulsa ya da kurulmasa, yani MHP ve BDP katılsa da katılmasa da AK Parti ve CHP bir istişare komisyonu kurulması yönünde uzlaştılar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi niyet göstergesi olduğunu düşünüyorum. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Mesela İngiltere'de de terör meselesini, İRA meselesini çözmek için Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi uzlaşmışlardı ve ortak politikalar üretmişlerdi. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada onun gibi görünüyor. Ben CHP'nin ileri gelenlerine sordum. Siz de böyle esinlendiniz mi İngiltere modelinden diye. Onlar şunu söylediler. Hayır, kesinlikle esinlenme yok. İngiltere çok doğru bir şey yapmıştı ama biz Türkiye'deki dinamikler farklı. Bu dinamiklere göre hesap ederek dikkatli bir rapor hazırladık ve bizim çözüm önerilerimiz de tabii bu bizim değil yani ortak olacaktır. Tamamen Türkiye'nin koşullarına göre olacaktır. Buradaki çözümsüzlük çok daha derin, kayıplar çok daha fazla. Ona göre birlikte uzlaşarak bir yol haritası çizilecektir dediler. Ben bundan çok umutluyum ama şunu da not olarak eklemem lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir çıkış yaptı. Bu aslında CHP geleneğinin ilk çıkışı değil. Türkiye tarihinde belki de en cesur raporlardan biri de Erdal İnönü döneminde yazılmıştı. O meşhur Kürt raporu yazılmıştı. Ama daha sonra CHP politikaları çok ulusalcı bir söyleme kitlendi ve Kürt meselesini çözmek yerine güvenlikçi politikalara indirgemeyi tercih etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok cesur bir çıkışla yeniden özgürlükçü sol platforma taşıyabilir CHP'yi. Şayet partinin içinde yeniden o ulusalcı söyleme çekmek isteyen kanada da direnebilir. O kanada rağmen bu iyi niyet girişimini devam ettirebilirse ve AK Parti de tabii bunu desteklemeye devam Peki. ederse. Evet, herkes zamanı iyi kullandı. Ben de birkaç not, salı günü söylemediğim notları burada ilerledim. Bir kere ben prensip olarak Yılmaz Özdil'in yazısının iki türlü okunabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi şöyle okunabilir. Ya bugüne kadar bu lafları ettiniz, bari bu sefer el sıkıştınız, bundan sonra bunları rafa kaldırın ve artık yeni bir üslup olsun diye. Ve çok zekice yazılmış bir yazı. Köşe yazarlığı açısından da ustalıkla yazılmış bir yazı. Ben böyle anlayanlardan biriyim. Yani müspet okudum. Ama rahatlıkla Nagihan'ın anladığı gibi de anlanabilir. Yani tam yeni bir başlangıç varken bunları hatırlatmak şey gibi de olabilir. Hani bunları birbirine söyleyen adamlar nasıl bir arada otur diyordu. Ben bunu en azından böyle yorumlamayı şu aşamada doğru bulmuyorum. Çünkü birinci şekilde yorumlamak dünkü buluşmanın da ruhuna uygundur. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim. Ben Türkiye'de bir mesele komisyonlara havale edilirse buna Allah rahmet eylesin denmesi gerektiğini bilenlerdenim. Komisyona gittim, oradan hiçbir şey çıkmaz. İşin gerçeği bu. O yüzden Türkiye'de özellikle parlamento deneyimi olanlar bilir ki komisyonlara gider. Çoğu zaman komisyonlarda sürünür. Daha sonra komisyonlardan, bir de bunun alt komisyon var, yan komisyon var, o komisyon var, bu komisyon var. Sonra komisyonlardan gelir, genel kurul aşamasında değişir. Komisyonda çalışanlar da bu naneyi biz niye yedik diye bir de şaşırırlar. Bir, bu var. İki, çok yakın zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşadığı deneyimle gördük ki Türkiye'de gerçekten bir şeyi iyi niyetli yapmaya kalksanız bile, ki ben Kürt açılımı lafını da doğru buluyordum o gün. Sonradan milli birlik, kardeşlik toplumsal sebepten dolayı çıkan bir kavramsallaştırmadır. Oysa ki Kürt meselesinin çözülmesi için eşit yurttaşlık arayışıydı bence o. Gördük ki ilk başta bir şey ortaya koyduğunuz zaman o kadar ağır bir toplumsal baskı geliyor ki sonra işin şeyi çıktı. Toplumun her kademesinde görüşeceğiz diye futbolculardan, sanatçılardan onları herkes, tamam herkes konuşsun da toplumsal destek bulmanın o kadar kolay olmadığını gördük. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak göstereceği iradenin somut verileri olması lazım. Ben bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Türkiye'de bu sorunla ilgili olarak çok temel talepler var. Bu talepler noktasında partiler ne yapabilir onu bilmek lazım. Bir, ana dilde eğitim.
bu sorunun kritik noktalarından biri. Herkes bunu düşünmeli müzakere etmeden önce. İki, genel af sorunu. Genel affı Türkiye'de telaffuz edebilecek ve bunun üzerinden ortaya çıkabilecek bir irade var mı? Eğer genel af olmayacaksa bile en azından büyük oranda insanları silahsızlandırma ile ilgili yöntem ne? Bence işin kırılma noktası. Üç, Batı demokrasilerinde de olan, Türkiye'nin de yaşadığı dönemde bölgesel meselelere de baktığımız zaman güçlendirilmiş yerel siyaset, yani yerinden yönetim ilkesi, bu meseleden dolayı partilerin hangi noktaya kadar esneyebileceği bir yapı. Bu üç sorun gündeme geldiği takdirde bu iş ortaya çıkar. Bunlar da herkesin hassasiyeti olabilir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir ki ben işte daha az özellik, affa evet diyemem. AK Parti diyebilir ki ben adil eğitime evet derim ama ötekine diyemem. İşte BDP diyebilir ki tamam ben her talebimi almıyorum. Ama bu üç meseleden hiç kaçmadan sahici olarak bunu konuşup temel arayışın bu olduğunu bilmemizde fayda var. Yoksa biz şey gibi olur, yani başlar görüşmeler, yayılır dayalır. Toplumun bu tarz meselelerde heyecanlandığı anda kısa zamanda sonuç almaya yönelik adım atmakta fayda vardır. Küçük bir hatırlatma yapıp Nazlı Hanım'a bırakacağım. Saptaman Doğru, Sosyal Demokrat Halkçı Parti radikal bir hamle yapmıştı. O dönem tüm muhafazakar partiler, içinde Milli Görüş Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Sağ Partiler olmak üzere hepsi cephe aldı. Erdal Bey'in bana sorarsanız siyasetten kopmasının iki nedeni vardı pes etmesinin. Biri Sivas meselesinde içine düşürüldüğü durum. İkincisi de bu Kürt meselesinde hem o günkü milletvekillerinden gördüğü tavır hem de toplumsal tepkiydi. Onu düşünün. Bir de hatırlatmak isterim. Altın abinin döneminde Cumhuriyet Halk Partileri andıçlandı. Bugün konuştuğum için onu, o bilgiyi vermek isterim. O zamanki sanıyorum sizin yardımcılarınızdandı Yaşar Seyman. Andıçlananlardan biriydi. Kürt sorunu çözmek istediği için. Andıçlayan kim biliyor musunuz? Yaşar Büyükanıt. Dolayısıyla bunu da burada tarihe bir not olarak ortaya koymak isterim. Yani bu konuda emek vermiş insanların da tarihsel olarak çok ağır bedeller ödetildiğini unutmamak gerekiyor. Eğer biz Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'dan yürekli ol hadi diyorsak basının da toplumun da iş görecek insanlara biraz kredi verip arkasında durması gerekiyor. Evet, Nazlı Hanım'a geçelim yeni meseleyle. Ben izin verirseniz bugün yine aktüel gündem olduğu için özel etkili mahkemeleri üçüncü madde yapacağım. Tabii, tabii. İkinci madde olarak bence ilginç bir mesele olan Cumhurbaşkanlığı meselesi. Seyircilerimizi hatırlatmak istiyorum. Ardından da Nazlı Hanım söze girsin. Raportörlerin Anayasa Mahkemesi'nde hiçbir yetkisi yoktur. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne karar verecek hakimlerin raportörden gelen belgeler doğrultusunda bir irade beyan etmesi söz konusu değildir. Ancak raportörler bir tartışma zemini oluştururlar. Ve Anayasa Mahkemesi raportörü bugüne kadar benim görebildiğim kadarıyla sadece Sayın Taha Akyol'un geçmişte yazdığı bir yoruma yakın değil, aynı tıpatıp bir yorum yaptı. O da şu, Sayın Abdullah Gül'ün görev süresi 7 yıldır. Burada bir sıkıntı yoktur. Ama ve lakin ikinci defa seçilme hakkı vardır dedi. Şimdi bunun üzerinden yorumlarınızı rica edeceğim. Çünkü evet, bunun siyasi maliyetleri olabilir. Tabii tabii, ben bunu yorumlayacağım. Yalnız şey, o kadar ümitsiz olmamak lazım. İnan meclis bünyesindeki komisyonlar çok etkili olabilir. Yani anayasa uyum komisyonu gibi veya diğer komisyonlar. Yani bu özel sektörde veya böyle ki sivil toplum örgütlerinde komisyona havale etmek diye bir şey var ama meclis zaten komisyonlar vasıtasıyla çalışıyor. Ve oralarda bütün o kanunlar hazırlanıyor değil mi? Plan bütçe komisyonu çok önemli. Yani meclis faaliyeti içinde komisyon üstelik o kadar bir şey olmayacaksa komisyon olmadan nasıl olacak? Küçümseyecek bir şey. Üstelik de bu liderlerin istişaresi daha da önemli filan. Bu iyi bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı meselesine gelince tabii ki raportörün bu sonuca varması AK Parti'yi memnun etmedi. Hatta sanırım Bekir Bozdağ konuştu veya bir başkası AK Parti adına konuştu. Dedi ki nasıl oluyor ki raportör 7 yılı eski kanuna göre belirliyor. Aynı geçici maddede yer alan ikinci kez seçilemez hükmünü iptal etmek suretiyle yeni kanuna göre karar vermiş oluyor. Çünkü yeni kanun 2-5 yıl izin veriyor. Yani ortaya şöyle bir şey çıkmış oluyor. 7 yıl tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir kere daha
5 yıl için seçilebilir. Dolayısıyla AK Parti bunu benimsemedi. Zaten kendileri bu geçici maddeyi koymuşlardı. Halbuki Abdullah Gül ise yani Anayasa Mahkemesi'ne gitsinler, ona veto etmesini isteyince yani Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Anayasa Mahkemesi'ne gidilebilir dedi. Esas itibariyle raportörün görüşünün ben Anayasa Mahkemesi tarafından benimseneceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle diyor, 7 yıl görev yapmak için seçilen bir cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıla düşürülmesi kazanılmış bir hakkın kaybı anlamına gelir diyor raportörün görüşü. Buna mukabil geçici maddenin ikinci fıkrasında ikinci kez seçilme hakkının önüne geçilirse o da anayasada teminat altında olan seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelir diyor bu raportörün görüşü. Böyle bir sonuç çıkabilir Anayasa Mahkemesi'nden. Peki bunun tesiri ne olabilir? Bunun çok direkt şöyle bir tesiri olmaz. Ha, Abdullah Gül'ün öne açıldı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak isteyince birbirlerine kıyasıya rekabet edecekler. Böyle bir şeye ben hiç ihtimal vermem. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istediği takdirde mutlaka Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacaktır. Ama her halükarda böyle bir sonuç çıkarsa gene de Abdullah Gül'ün eli güçlenmiştir diyebiliriz. Çünkü Gül bir anlamda o zaman tekrardan Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymamak suretiyle bir fedakarlık yapmış gibi görünebilir. Ben ikinci kez koyabilirdim. Dolayısıyla şimdi Türkiye nereye gidiyor? Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından da anladık, ATV'de yaptığı konuşmalardan. Buraya müsaade edersen bu siyasetçi cumhurbaşkanı meselesini tam da hatırlamamızın yeridir. Şimdi Tayyip Erdoğan şöyle bir şey hedefliyor. Ben hem cumhurbaşkanı olayım hem cumhurbaşkanı daha yetkili olsun. Çünkü kendisi de söyledi. Diyor ki siyasetle ilişkisini kesmeyen bir cumhurbaşkanı daha güçlü olur diyor. Daha yetkili olur diyor. Ama aslında amaç daha yetkili bir cumhurbaşkanı mı? Ya, yani başbakan olarak o zaman kalabilir Tayyip Erdoğan. Yani eğer yetkili olmak istiyorsa çıktığı makama bu yetkileri taşımak yerine ben yani kendisine bütün sistemi değiştirmek yerine şunu öneririm. Tüzük maddesini değiştirebilir. Hiçbir engel yok. Kendi koyduğu bir tüzük maddesidir. Üçüncü değil dördüncü kez seçilir. Dördüncü kez seçildiğinde mutlaka seçilir. Büyük ihtimal AK Parti iktidarda gene olabilir. Ve o gene bir başbakan olarak aynı yetkileri kullanabilir. Ben şahsen kişi temelli bu tartışma beni rahatsız ediyor. Şunu konuşabiliriz. Cumhurbaşkanı partili olsun olmasın yarı başkanlık sistemi ama tam da Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olduğu bir noktada ben buna karşı çıkarım. Yani çünkü o zaman kişi için bir anayasa değişikliği yapıyor anlamı çıkar. Eğer 2007 seçim beyannamesine bakarsanız AK Parti'nin orada parlamenter sistemin daha da güçlendirileceği ve Cumhurbaşkanı yetkilerinin de bu bağlamda kısılacağı söz konusu 2007'de. Şimdi 2007'de bu böyleyken 2012'ye geldiğimizde bunu değiştirmememiz lazım demek istiyorum. Şöyle bir konum, yani başkanlık sistemi olmayacağını anladı Tayyip Erdoğan. Zaten o hiç mümkün değil. Çok büyük bir değişiklik gerektiriyor. Yarı başkanlık sistemi olmazsa hiç değilse ben siyasetçi olarak partimin üzerindeki hakimiyetimi sürdürebilirim. Zaten aşağı yukarı yarı başkanlık gibi olur. Çünkü bizim anayasamızda da Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman hükümete başkanlık etme imkanı da var. O zaman tabii parti üzerindeki hakimiyetimi sürdürdüğüm takdirde ben istediğim kişiyi başbakan atarım. Çünkü bir anlamda ben genel başkan gibi kalacağım. Bunu ben doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'nin bir geleneğinden kopmasını özellikle bir kişinin yetkilerini arttırmak açısından ben bunu doğru bulmuyorum. İnanın yani tekrar ediyorum ben AK Partiliyim. Tayyip Erdoğan'ı başarılı buluyorum. Keşke başbakan olarak bir daha kalsın diyorum. Ama bu yanlış bir şeydir. Ben Cumhurbaşkanlığına çıkarım. Yetkilerimi alıp birlikte arttırarak çıkarım. Kusura bakmayın Sayın Tayyip Erdoğan. Ben bunu onaylamıyorum.
Evet, Tayyip Bey'le Nazlı Hanım arasındaki bir ikinci ihtilaf olduğu, bir de MİT meselesindeydi. MİT meselesi de tabii. Onlara da geleceğiz. Altan abi, evvelce listeliyor. Yok ya, ben çok az oldu ki aklımda kalıyor. Yok, hiç kalmadı. İki çok tane. Var. Ne? 4 artı 4'te. Ha, şimdi onu da geleceğiz. Şimdi birçok var. O zaman ben onları not alayım. Giderek kürtaj, giderek şey oluyorum ben. Neredeyse muhalif olacağım. Ha. Ama oyum yine AK Parti'nin, onu da söyleyeyim. O da enteresan. Ya yani, bu bir yani, şey. Yani duygusal bir tarafı da var. Duygusal değil ya. Ben yani mantıklı başka partiye bir şey bulamıyorum. Için acı. İşte onu beğenemiyorum o kadar. Bakalım bu yolda giderse belki evet, beğeniriz. Evet. Neyse, CHP Nazlı Hanım'ın oyunu ne zaman alır onu görürüz ama biz güncel meselelere devam edelim. Şimdi bu tartışmalarda kritik bir şey var. Ben onu size sorarak konuyu açmaya devam edeyim. Anayasa. Anayasa lazım. Biliyorsunuz bu anayasa tehlikeli, fırlatıldı mı olay oluyor. Bu süreçte ben kendi payıma, az sonra fikirlerimi de söyleyeceğim ama kendi payıma aslında Gülen cemaati ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki farklı yorum alanlarından bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun üzerine de çeşitli yazılar çıktığını düşünüyorum. Biraz da eğer takip ettiyseniz buradan bakarsanız sevinirim. Buyurun. Evet. Şimdi tabii Nazlı Hanım çok haklı bu konuda. Bu iş şeye döndü. Yani Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yetkilerinin ne kadarını başbakanlıktan alıp oraya götürmesi sağlanabilecek haline dönüştü. Yani bir kişisel mesele haline geldi. Buna böyle bakmamak lazım. Cumhurbaşkanı bugünkü anayasaya göre işte partisinden bağımsız olacak. Daha önce partili olmuş olabilir ama devletin bütün organları arasındaki eşgüdümü sağlamaya çalışacak. Partili bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde de bir parti başkanı gibi hareket etmeye, bir parti lideri gibi davranmaya hakkı olacak. Şimdi bu bazı ülkelerde öyle, Fransa'da, işte Amerika'da, yani başkanlık sisteminde veya yarı başkanlık sisteminde öyle. Fakat onun için anayasanın birçok müessesini yeni baştan çözmek, halletmek lazım. Yani yeniden yazmak lazım. Yeni bir anayasayla, anayasa yapılacaksa eğer, anayasanın önce yapılması, ondan sonra bu yetkilerin orada belirlenmesi gerekir. Böyle hakikaten alelacele şimdi şunu da yapalım, bir sabah vakti bu fikri ortaya atalım, o fikir üzerinde görüşülsün, buna bir çare arayalım falan. Bu çıkar bir yol değil tabii. Bir de yani bu ne olacak bilmiyorum bunun sonu. Gene bir konu atıldı ortaya. İşte kürtaj meselesi, o mesele, bu mesele falan derken asıl önemli meseleyi bence biraz önce konuştuk. Yani Kürt sorununa da bir çözüm bulmak için ve terörü de önlemek için yapılmış bir tedbir. Cumhuriyet bir şey, atılmış bir adım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu bir terör sorununa çözüm arayışı olarak ortaya koyması da bir başka dikkatinin sonucu. Yani BDP'liler bunu niye Kürt sorunu lafı edilmeden yapıldı diye düşünüyorlarsa, dört partiye hitap ederken her partinin hassasiyetleri var. O hiç olmasa başlığı koyarken o hassasiyetleri dikkate alayım diye düşünmüşler. MHP'den randevu isterken onlar diyorlar ki Kürt sorunu diye bir şey yoktur. O da terör sorununa çözüm bulmak diye başlamış. İçeriğinde elbette Kürtlerle ilgili tüm sorunlar da görüşülecek. Bu şekilde başlamış bir şey var. Asıl dikkatlerin oraya teksif edilmesi lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı partili olsun mu olmasın mı, başkanlık sistemi, yer başkanlık sistemi, işte bir anayasa komisyonu kurmuşsunuz. Orada bütün bunlar konuşuluyor ve orada konuşulması lazım. Madem ki kurmuşsunuz partiler arası bir komisyon, böyle sabah akşam o komisyonun dışından böyle sesler yükselmesi, hele bunun başbakandan gelmesi çok yanlış tabii. Bir de şunu da unutmamak lazım. Yani Tayyip Bey başbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Bey mi olsun yoksa işte Abdullah Bey devam mı etsin falan derken bunu şey diye söylemiyorum, bu mümkündür. Bir bakarsınız o seçim yapılır. İkinci turda tamamen bir başkası oraya seçilir. Tabii canım. Yani bu bazı gelişmeler de böyle bir ihtimalin çok da uzak olmadığını, olabileceğini gösteriyor. Başka ülkelerde benzeri görülmemiştir. Yani bunu da hatırlayarak bakmak lazım meseleye. Tüm partilerde bunu da hatırlayarak bakması lazım. Hı-hı. Bence. Evet Nagihan. Şimdi bir kere
her şeyden önce Anayasa Mahkemesi raportörünün verdiği karar üzerinden başlayacak olursak, Abdullah Gül'ün süresinin 7 yıl olduğu yönünde bir kanaat belirtiyor raporda. Ama ikinci defa seçileceği yönde devam ediyor. Yani o ikinci tarafa itirazını haklı buluyor. Şimdi bunun bütün bu tartışma nereden çıktı, oraya bakmak lazım. Biraz önce Nazlı Hanım diyor ki işte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olacaksa ona göre yetkiler artırılacak. Hayır, böyle değil. Yani bu tartışma nereden başladı? Bu tartışma Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmek istemeyen askeri vesayetin, TSK'nın demokrasiye, parlamentonun kurallarına meydan okumasıyla başladı. Yani süreç buraya nasıl geldi? Mevcut parlamento Cumhurbaşkanı seçemediği için, işler kilitlendiği için, bir e-muhtıra verildiği için bir değişikliğe gidildi. Evet, bu değişikliğe biraz maalesef Türkiye'nin o dönemki fotoğrafı nedeniyle mecbur kalındı ve apar topar bir değişikliğe gidildi. Ve o değişikliğe göre Cumhurbaşkanı'nı halk seçecekti, 5 yılına seçecekti ve 2 kere seçecekti. Dolayısıyla bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı kağıt üzerinde aslında yetkilere sahiptir ama bu yetkileri kullanmıyor. Ama bundan sonraki dönemde kullanmalıdır derken, bakın, öncelikle kullanmalıdır çünkü bundan sonra halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla güçlü bir cumhurbaşkanı olacak diyor. Yani bunu hatırlamamızda fayda var. Dolayısıyla bu da nereden çıktı? Kendiliğinden çıkmadı. Türkiye'de TSK hala siyaseti belirleyici, daha 2007 yılına kadar siyaseti belirleyici olduğu için böyle bir değişiklik yapıldı ve oradan ortaya çıktı. O yüzden yani bütün bunları hatırlamakta bence fayda var diye düşünüyorum. Raportörün tespitine gelince, şimdi ben AK Parti'nin Bekir Bozdağ'ın o yorumunu açıkçası dinlememiştim. Şimdi dinledim. Ama orada bana da bir tutarsızlık varmış gibi görünüyor. Çünkü 7 yıllığına seçilmiş bir cumhurbaşkanı, halkın seçmediği bir cumhurbaşkanı tekrar halkın seçeceği 5 yılına bir cumhurbaşkanlığı adaylığı koyabilir mi? Yani bana daha doğrusu halkın seçtiği ve 5 yıllığına seçtiği bir cumhurbaşkanı ikinci defa yine halk tarafından seçilecek bir cumhurbaşkanlığına aday olabilir deniyor o değişiklik. Dolayısıyla bana da ikinci defa aday olması çok doğru gelmiyor. Yani bu raportörün tavsiyesi bana da doğru görünmüyor. Ama şayet Anayasa Mahkemesi de bu yönde karar verirse, ben hiçbir şekilde Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum. Yıllardır hep bu teori ortaya atılır. Dikkat edin, Tayyip Bey başbakan olamadığı dönemde, Abdullah Bey başbakan olduğunda da işte koltuğu bırakacak mı, aralarında ihtilaf çıkacak mı vesaire, bunlar hep söylendi. Yıllar geçti, bunlar hep söylenmeye devam ediyor. Ama şunu görmek lazım, bu insanlar birbirleriyle rekabet eden insanlar değil. Belli bir ideale karşı, belli bir dava için çalışan insanlar ve yıllardır çalışıyorlar. Dolayısıyla ben birbirlerine asla rakip olacaklarını düşünmüyorum. Bu da bir şekilde ortalığı karıştırmak için belki bir tartışma olarak önümüzdeki günlerde olacaktır ama nihayete ermeyecek. Yani onu da gördüğüm kadarıyla en azından tahmin olarak söylüyorum. Peki. Başka ne söyleyebilirim? Yani bir de şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemdeki cumhurbaşkanlığı, işte parlamenter seçim sistemi Türkiye'de kalacak, yarı başkanlık mı olacak, başkanlık mı olacak? Başbakanın dün yaptığı gazetecilere sorularına verdiği cevaplarda bununla ilgili bir takım ipuçları da vardı. Benim anladığım kadarıyla illa başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi olsun diye bir ciddi bir tercihi yokmuş gibi görünüyor AK Parti'nin başbakanın. Güçlü bir cumhurbaşkanı olacak, halkın seçtiği güçlü bir cumhurbaşkanının gerçek lider olacağı bir Türkiye hedefi varmış gibi görünüyor. Bunun yolu başkanlıktan mı, yarı başkanlıktan mı geçer bilmiyorum ama şayet başkanlığa Türkiye'nin gitmesi yolunda bir kanaat güçlenirse AK Parti'de, bunun doğru olacağını ben de düşünmem. Çünkü mevcut Türkiye'deki sistemi Amerika'dakine benzer bir başkanlık sistemine çevirmek hem çok büyük bir efor hem de aslında yani çok fazla da ortak noktaları olmayan iki sistem. Ve de dün ben başbakanı dinlerken şu hisse kapıldım. Başbakan diyordu ki işte Amerika'da çok hızlı bir şekilde karar alınabiliyor ve sistem işliyor. Öyle değil aslında. Yani aslında onlar da AK Parti'nin içinde de tabii bu konuda uzmanlar inceliyorlar vesaire. ABD'de kongre çok ciddi şekilde siyaseti kitleyebiliyor. Bunun en iyi örneği mesela şu anda. Kasım'da seçimler var ve kongrede cumhuriyetçiler
şu anda tek hedefleri demokratlara siyaset yaptırmamak. Bir siyaset üretmiyorlar. Sadece gelen siyasetleri frenlemek için bir blokaj mekanizması çalıştırıyorlar. Bak, sen Nagihan'a bir şey sormak istiyorum. Yani mesela şimdi halk seçtiği için diyorsun bu yetkileri otomatik arttırması gerekir. Şimdi Tayyip Erdoğan başbakanlıkta kalsaydı da bir başkası cumhurbaşkanlığına aday olsaydı Tayyip Erdoğan bunu halk seçti yetkilerini artırım der miydi? Belli ki kendi cumhurbaşkanlığına çıkacağı için yetkilerin de artmasını istiyor. Yani bunu görmemiz lazım. Bir şeyi objektif uzaktan kendisinden bağımsız olarak bu değerlendirmeyi yapmıyor. Şimdi o sizin yani böyle bir durum var. O sizin tespitiniz ama ben şunu soruyorum der miydi diyorum sana. Bilmiyorum ama ben şunu söylüyorum yani bundan sonraki halkın seçtiği cumhurbaşkanının güçlü olmasının gerektiğinin arkasındaki argüman sandıktan çıkacak bir cumhurbaşkanı olması. Bu da yeterince böyle. Güçlü bir bak Avusturya'da argüman. Aynen halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı parlamenter sistem devam edebiliyor. Evet, ama Avusturya'da cumhurbaşkanı Türkiye'dekinden daha yetkili ve güçlüdür. Avusturya'daki bizden güçlü. Hayır, şu anda Türkiye'deki cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmıyor. Yani sembolik kullansın. Bir pozisyon. Birçok yetkisi var bakın. Var, ama bunu... başbakan da dün aynı şeyi söylüyor. Zaten tamam. Yetkileri var kullanılmadı diyor. Bundan sonra bu yetkiler... diyor. Bundan sonra kullanabilir. Evet, gerekçe olarak da senin söylediğin halk seçecek gibi. Diyor. Yani cumhurbaşkanı, halkın seçeceği cumhurbaşkanı güçlü bir cumhurbaşkanı. Tamam kullansın ama diyor. O zaman o yetkileri arttırmaya gerek var mı? Ama yani. Yetkileri arttırma yönünde bir şey ben hissetmedim. Ama yalnızca ne demek siyasi? Bak demek istiyor ki bak şu demek bu. Benim siyasetle ilişkimi kesmeyin demek. Benim partimle ilişkimi kesmeyin. İstediğimi başbakan olarak atayım ve bütün o parlamentoya da ben hakim olayım demek. Onları bu çok gene açık bugünkü bir gibi tayin edeyim yani. Yani bu değil çok açık bir şeydir bu. Yani yoksa bunu istemiyor. Yani bunu asıl baktı ki yarı başkanlık olamıyor. Hiç değilse ben partili bir başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak parti hakimiyeti. Çünkü partiyi elden kaçırdığınız ama an... yarı başkanlık olamıyor şimdi, tespitini yapamayız. Bence önümüzdeki günlerde zaten bu aynı şey. Olacak ve... Yarı başkanlığının getirdiği avantaj ona başbakanı kendisinin istediği gibi atama avantajıdır. Oradaki tek fark budur. Ama yani illa benim olacağım liderlik diye bir ısrar olsa o zaman sizin de söylediğiniz gibi o 3 dönem şartı kolaylıkla kalkabilir ve bir daha seçimlere gidilince en azından mevcut aritmetiğe baktığımızda Türkiye'de AK Parti'nin yeniden sandıktan çıkması çok çok yüksek bir ihtimal. Yani öbürü i̇şte zaten büyük bir sürpriz diyorum yani. Ama oradaki hedef benim gördüğüm kadarıyla siyasetin mekanizmalarının daha hızlı ve daha efektif bir şekilde olmasını peki, sağlayacak bir sistem. 2007 seçimlerine giderken bak 2007'de cumhurbaşkanının seçileceği biliniyordu şey tarafından, halk tarafından. Daha henüz geçmemişti. Niye parlamenter sistem güçlenecek diyor mesela? O dönem ne kadar acele nasıl bir canım, ortamda acele. Yapabiliyoruz. Kendisi onları. Cumhurbaşkanlığına çıkarken yetkilerini de arttırmak istiyor. Bu ayıp bir şey olmayabilir. Yani herkesin maalesef böyle bir zaafı var. Peki, nasıl ben de koltuğumdan kalkmıyorum. Yani ben de yani, halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı otomatik olarak lider pozisyonu. Yani, ama bak şunu da düşünmek lazım. Halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı bugün mevcut cumhurbaşkanı gibi sembolik görevde bir cumhurbaşkanı olamaz. Yani dolayısıyla orada zaten bir algıda farklılık olacak. Olsun, sandığa görelim. Giden onun da meyvesini görmek isteyecek. Tabii zaten veto hakkı var. Bir sürü hak var. Onları kullanınca daha meşruiyeti olacak. Yani daha... Kimse diyemeyecek ya niye parlamentodan geçen kanunu veto ettin de bilme. Ha bak bu da halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Mesela meclis fesih yetkisi verilebilir cumhurbaşkanına daha kolaylaştırılabilir. Bu belki yeni anayasada bu parlamenter sistemin bir gereği oluyor iki dengeyi kurmak için. Ama onun ötesinde bilemem yani. Şimdi tüm bunlar hakikaten anayasa tarafından. Zaten görüşülüyor. Anayasa Komisyonu tarafından yapılması lazım. Şimdi ben görüşlerimi söyleyebilir miyim? Şimdi bugünkünde bir şey diyebilir miyim? Şimdi şu anayasada Cumhurbaşkanı'nın görevleri sayılırken bugünkü anayasada diyor ki gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek ve Bakanlar Kurulu'nu başkanlığı altında toplantıya çağırmak. Şimdi bunu gerekli gördüğü dediği zaman her zaman çağırabilir. Evet. Yani hani peki şimdi şey diyor ki başbakan dün o yaptığı konuşmada ama diyor alışılmamış diyor. Yani bu alışılmadığı için uygulanmıyor diyor. Şimdi uygulanabilir yani diyebilir. Uygulanabilir. Ki, ama zaten diyebilir ki ben halk tarafından seçildim. Evet. Yahut şey de uygulayabilir.
Abdullah Gül de halk tarafından seçildikten sonra. Bunlar da olabilir Altan abi, ama ben dün dinlediğim konuşmadan şu izlenimi edindim. Yani bunlar tartışmaya açılsın. Ya mevcut yetkiler aktif hale getirilsin, ya yarı başkanlık sistemiyle ilgili bir çalışma yapılsın, ya başkanlık sistemiyle ilgili çalışma yapılsın. Yani bu mevcut yetkiler demedim. Anayasa Komisyonu mevcut yetkiler çok yüksek ama bu. Kullanılmıyor. Partiler Anayasa Komisyonu. Onun üçüncü teklifi mevcut yetkilerin daha aktif hale getirilmesi değil. Cumhurbaşkanının siyasetle ilişkisi, partisiyle ilişkisi kalsın diyor. Evet. Resmen o partinin hakim olmak istiyor. O da yarı şey ama o mani şeyi. Yani mani anayasa değişecek. Yani, İzin verirseniz ben bir genel şey söyleyeyim birkaç kelime. İlk önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de partili cumhurbaşkanı oluyor mu? Bu meseleyi iyi anlamak gerekir. Türkiye'de cumhurbaşkanları iki yerden beslenmiş. Bir tanesi askerden, yani ordunun gücüyle tabanını ve kudretini ordudan alarak cumhurbaşkanı olmuşlar. Kurucu cumhurbaşkanı hariç. Bir tanesi de siyasi partilerin, özellikle Özal'ın, Demirel'in oraya çıkması, ki Erdal Bey'in orada da büyük bir desteği vardır Demirel'in cumhurbaşkanı olması sürecinde. Ve en son Abdullah Gül partisinin desteğini alarak çıkmış. Yani cumhurbaşkanları oraya gelirken ya ordunun yarattığı atmosfer, yani darbelerin hemen ardından, ya da o korkunun sürmesi psikolojisinden cumhurbaşkanlığı makamı ordu gücüyle arkasında ordusu olmuş. Ya da cumhurbaşkanının arkasında partisi olmuş. Bunların dışında olan tek bir isim var. Ahmet Necdet Sezer. Ne ordusu vardı ne de partisi vardı. Ve Koru Türk'te galiba biraz öyle. O da ama sonuçta şeyle. Vallahi bence ikisi de vardı yani. Ahmet Necdet Sezer'in. Ne ordusu hem ordusu var. Hem ordusu partisi. Diyorsun yani eski emekli asker ne ordusu diyorsun. Vardı ne partisi vardı Sezer'in. Sezer parlamentoda mutabakatla seçildi. Ve bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında şimdi övülen o başarılı gidiyor denen sürecinde Sezer'in harfi harfine hukuki hassasiyetinden dolayı uygulaması aslında Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bana sorarsanız faydasındaydı. Şimdi Abdullah Gül'ün seçilmesi süreciyle ilgili şunu söyleyeceğim. Nagihan'ın tüm söylediklerini doğru kabul ederek söylüyorum bunu. Yani işte seçtirilmedi falan ama fark etmez. Geldiğimiz noktada 2012'deyiz. Artık her vakayı 5 sene önce, 7 sene önce, 10 sene önce ya da şöyle olmuştu üzerinden tartışamayız. Çünkü fiili bir durumda karşılaşıyoruz. Bunu tartışmak zorundayız çünkü Cumhurbaşkanı seçme kriteri değişti. Ona geleceğim. Cumhurbaşkanı netice itibariyle o günkü olağanüstü koşullarda diyelim ki Çalakkale yazılmış. Sonradan parlamentoda düzeltme yapılmış. Ama nihayetinde artık Türkiye bir karar vermesi lazım. Verdiği birinci karar ne? Halk oylamasına gidecek. Güzel. Ama ikinci karar bence çok kritik. Nazlı Hanım'ın da sizin de orada söylediğiniz şey bana göre o açıdan önemli. Türkiye'nin parlamenter deneyimi az ya da çok var. Bana sorarsanız Türkiye'nin parlamenter deneyiminin ister başkanlık sistemi olsun ister şu haline devam etsin en büyük sorunu milletvekilinin değersiz kılınmasıdır. Milletvekilliği Türkiye'de değerli değildir. Nedeni dar bölge sistemi yok, tercih olanağı yok veyahut işte ön seçimler yok, o yok, bu yok. Dolayısıyla milletvekilleri pek çok nedenden dolayı, yasal sebeplerden dolayı da genel başkanların iki dudağı arasında sıkışmış durumda. O yüzden de milletvekili hür iradesiyle siyaset de üretemiyor. Dolayısıyla zaten fiili olarak bugün Recep Tayyip, yani iki şey söyleyeceğim. Bir, Recep Tayyip Erdoğan zaten bugün başkandır Türkiye'de, yarı başkan falan değildir, tam başkandır. İkincisi de Sayın Abdullah Gül de basbayağı da partili bir cumhurbaşkanıdır. Partisinden gelen hiçbir öneriye itiraz olmamıştır. Sayın Başbakan da gerçekten bir başkanın kullanabileceği bütün yetkileri kullanmıştır. Dolayısıyla bizim aslında sistemi daha iyi tartışmamız gerekiyorsa hem Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi sürecinde ne gibi bir tabloda karşılaşacağız buna bakmamız gerekir. Hem de bundan sonra parlamenter sistemin güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının ortaya çıkması noktasında iradenin gerçekten milletvekillerinin seçmenden alabileceği bir yapı kurulma noktasını tartışmamız gerekir. Bir şeyi daha hatırlatarak, moderatör olduğum için çok konuşmayayım diyorum yine bu akşam. Şunu hiç gözden çıkartmayalım. Bence Nazlı Hanım burada daha çok bilgiye sahip ama şimdilik az bir bilgi veriyor ama. Şu var, cemaatle AK Parti arasında bir gerilim var. MİT meselesi bunun en temel meselesi. Cemaatte benim konuştuğum, tanıdığım birkaç insan genel olarak Türkiye'de bir tek kişi tarafından siyasetin dizayn edilmesine karşı oldukları duygusunu uyandırdı bende. Ama çok ilginç başka bir şey daha var. Eğer Nazlı Hanım bu konularda bir şey söylerse sevinirim.
Abdullah Gül'ün hiçbir siyasi öngörüde adının geçmiyor olması yeni dönemde birçok çevreyi rahatsız ediyor. Yani yeni kurulacak oyunda sanki Sayın Abdullah Gül hayattan, Allah korusun, uzun ömür versin, kendi ömrü olarak değil de siyasi ömrü olarak sanki siyasetin dışına taşıyormuş gibi geliyor. Başbakan olarak da görünebilir. Dolayısıyla Sayın Gül'le ilgili olarak temel mesele bugün parlamentoda Gül'e yakın milletvekili sayısı neredeyse sıfıra yakın. Yok. Bir önceki dönemde vardı. Hiç doğru değil. Bugün parlamentonun içindeki bu süreçten kaynaklı olarak sanki Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ı aday gösterirse iki turlu seçimde %100 seçilecekmiş gibi düşünüyor. Ben o konuda sizin de uyarınıza dikkat çekiyorum. Ben özellikle cemaatin içinden bir başka ikna edilecek bir güçlü adaya da halk oylamasına destek gelebileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla siyasal denklemi, ben ceketimi koysam nasıl olsa Cumhurbaşkanı olurum ve istediğim yetkiyi de kullanırım gibi düşünmenin de biraz erken bir kanaat olduğunda burada etkilenir. Ben sana bir şey tavsiye edeceğim. CHP'nin içine gösterdiğin hassasiyeti AK Parti'ye de göster. Sen nasıl bilgi alıyorsan yanlış bilgi alıyorsun. Yani bu verdiğin bilgiler yanlış. Benim kaynaklarımın tamamı doğrudur. Bir kere Abdullah Bey'in mecliste hiç yok. Evet. Bunlar yanlış. Sen istersen git bir gazeteci olarak kaynaklarını bir daha bir kontrol et. Kaynaklarımı sana reklam arasında söylerim o zaman. Peki. Bu konuda bir tur daha yapalım mı? Evet, yapalım çünkü bu Cumhurbaşkanlığı meselesi. Ama lütfen benim bu saptamalarımın da doğruluk payı var. Onu da ben kendime göre şey yapacağım. Bir kere bu başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi önerirken bazı AK Partiler diyor ki başkanlık sisteminde daha etkili bir denetim var yasama organı tarafından. Oysa bu doğru değil. Parlamenter sistemde de sen denetim mekanizmalarını işletirsen orada da denetim var. Ama 100. maddeye öyle bir şey koymuşsun ki yani önerge veriyorsun, soruşturma önergesi veya komisyon kuruyorsun. Meclis çoğunluğunun elinde olduğu için bu denetim olmuyor. Böyle yapmayacaksın. Daha küçük bir orandaki milletvekilinin girişimiyle eğer soruşturma önergeleri kabul edilip soruşturma komisyonları kurulup Yüce Divan'a sevk imkanı verebilirsen veyahut sen ön bir fikir verir parlamento belirli bir çoğunlukla sonunda Yargıtay'da bir daireye gider. Yani bu denetim mekanizmalarını açabilirsin anayasada. Biz tıkamışız anayasada denetim mekanizmalarını. Sonra parlamenter sistemde yeterli bir denetim mekanizması yok diyoruz. Bu yanlış bir şey. Yani şimdi 2001 programında AK Parti'nin baktığımızda ne diyor? Hem milletvekili dokunulmazlığının hem de bakan dokunulmazlığının sınırlanacağını söylerken bürokratik dokunulmazlığın da sınırlanacağını söylüyor. O zamanlar biliyorsunuz sivil asker bürokrasiye maazallah hiç dokunulamıyordu. Birazdan şeylere geldiğimizde, özel yetkili mahkemelere geldiğimizde burada özel yetkili mahkemenin etkili işlemesinin en önemli sebebi ön izin şartı yok onlarda. O bakımdan insanlara dokunuldu. Maalesef yeniden ön izin şartı gelme çalışmaları Peki, onu sonra var. Bakalım. Onu sonraya bırakacağız. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum. Yani Abdullah Gül'ün tabii ki partide ağırlığı var. Fakat Tayyip Erdoğan'ın yani partili cumhurbaşkanı demesinin sebebi yani Abdullah Gül başbakan olmasın anlamına geliyor. Çünkü partili ve partisine hakim bir cumhurbaşkanı olduğu takdirde Tayyip Erdoğan tabii ki Abdullah Gül gibi bir ağır topla çalışmayacaktır. Kendisi bu meseleyi elinde tutmak istediği için daha kendisiyle uyum içinde çalışabilecek bir akbulut formülü arayacaktır. Ama uyum içinde niye çalışmasın? Hayır, çalışamaz. Ki? Abdullah Gül bak şunu hayır değil. Şunu demek hayır. istiyorum. Abdullah Gül'ün bakın ben şunu söylüyorum. Bak Tayyip Erdoğan'ın daha partiye hakim olmasını istemesinin temelinde Abdullah Gül'ü tercih etmeyecek gibi bir niyet okunuyor. Çünkü aksi takdirde normal cumhurbaşkanı olur, partisine hakim olup her şeyi o karar verirse Abdullah Gül bunu kabul etmez ki. Abdullah Gül burada bakın 3 eşit arasında daha önde giden bir Tayyip Erdoğan vardı. Bu Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi ise yani onları da daha geriye iterek Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı da olsam hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlık yetkilerini
kullanacağım. Başbakan bir icracı. Yani benim talimatımla işte şu bakanları yapacak, bakanlar kurulu böyle oluşturacak. Bu arayış odur. Yani ben ya yarı başkanlık sistemi olsun Sarkozy modeli veya işte Hollande modeli veyahut o olmazsa hiç değilse partimle hakimiyetim sürsün demek, istediğimi başbakan atayım demek. Zaten Tayyip Erdoğan sonrası zaten normal ahvalde Abdullah Gül başbakan olacak. Yani başbakan veya genel başkan her neyse partisinin hakime olacak iken ben cumhurbaşkanı olsam dahi partime hakim olayım demek. Abdullah Gül'ü benim bu okumam böyle. Abdullah Gül'ü beraber yani uyum içinde şu anda çalışılıyor herkes. Çünkü Abdullah Gül kendi yetkilerini bildiği için müdahale etmiyor. Ve uyum içinde Abdullah Gül çalışıyor. Peki. Tayyip Erdoğan'la. Yani, ama Tayyip Erdoğan yasaklıyken Abdullah Gül başbakanken sonra ayrıldı. Hemen kendi ama ben şimdi bunu demek istiyorum ki niye o zaman ben partiye hakim oluyorum diyor. Çünkü başbakan halkın seçtiği bir siyasetçi olmak istiyor partisinden ve Cumhurbaşkanı halk seçiyor, başbakanı şey mi seçiyor, başka biri mi seçiyor? Ama bilmiyoruz şimdi başka modeller üzerine mesela yarı başkanlık üzerine konuşulursa başbakan o zaman parlamento tarafından bir nevi atanacak. Olur mu? Nasıl atanacak? Normal şayet parlamenter Türkiye'de oluyor yani. Parlamenter o da milletvekili olarak seçilmiş. Evet, yani çoğunluk ama partisi de onu tercih etmiş. Ama Türkiye'nin lideri geldi. Cumhurbaşkanı olacak yani yine de. Evet, şayet abi, böyle bir değişiklik olursa. Nagihan'ın söylediğinden şunu anlıyoruz ki zaten her şey karman çorman edilecek ve yeni bir sistem olacak. Dolayısıyla hayır, ben hiç yeni öyle bir durum şey doğuracak. Siz görüşlerinizi söyleyin. Reklama kadar bunu bitirelim. Sonra hemen dönüşte özellikle mahkeme. Hayır şimdi benim görüşlerim bu konuda biraz önce söylediğim gibi. Yani şimdi bu tüm bu konular anayasa konusu olarak bir komisyonun görevine verilmiş. Partiler arasında oluşan bir komisyon. Her parti buraya üye vermiş. Bazı ilke kararları almışlar. Anlaşamayacağımız konuları kenara koyalım sonra görüşürüz. En başta anlaştığımız konuları yazmaya başlayalım, maddeleri yazmaya başlayalım diye. Şimdi bu komisyon orada çalışırken asıl onun görevi olan bu konuların üstüne dışarıdan bir başka tartışma giriyor. Ve ne zaman giriyor? Hakikaten biraz önce konuştuğumuz çok önemli bir konunun üstüne bir de bu eklenmiş oluyor. Dün akşam başbakanın yaptığı bir konuşma üzerine. Şimdi ben ona bakıyorum. Neler söylemişti? Hakikaten epey uzun konuşmuş o konuda. Demek ki asıl dikkati şu sırada o noktaya çevrilmiş gibi görünüyor. Bence yani bu konuyu daha sonraya bırakmak lazım. Evet. Ya Anayasa Komisyonu'na bırakmak lazım. Bir de Abdullah Gül yani Rusya modeli akla geliyor. Eğer hiçbir değişiklik yapılmazsa Cumhurbaşkanı olursa Tayyip Bey Abdullah Gül de işte başbakan, başbakan bize Putin, daha güçlü Putin modeli. Cumhurbaşkanından şu anda, orada Cumhurbaşkanı daha güçlü. İşte Cumhurbaşkanı'nda da bazı yetkiler falan var yani ikili bir sistem olur. Bunun herhalde normali anayasanın sonucunu beklemek. Peki şimdi ben hiçbir şekilde AK Parti'nin içinde böyle bir liderlik kavgası olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili bir emare görmüyorum. Abdullah Bey'e yakın milletvekilleri mecliste var. Ama o demek değil ki onlar Tayyip Erdoğan'a uzak milletvekilleri. Yani bu epeydir zaten hep konuşulur. Bununla ilgili işaretler aranmaya çalışılır ama bulunmaz. Böyle bir iktidar kavgasının olduğu bir parti değil. Tartışmasız bir lider partisi AK Parti. Ama bu Abdullah Bey'i AK Parti'nin en önemli isimlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bülent Arınç'ın partinin çok önemli bir ismi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hüseyin Çelik'in keza öyle başka isimler de var. Ama orada tartışmasız lider Tayyip Erdoğan. Şimdi Tayyip Bey başbakan dün akşam yaptığı açıklamalarda partili cumhurbaşkanı derken halkın seçtiği siyaset üretecek bir lider olacak diyor. Ve bu böyle tarafsız bugünkü gibi sembolik bir konumda olmayacak, siyaset üretecek diyor. Ama ben asla ve asla Abdullah Bey'in başbakanlığının önünü tıkama hesabıyla işte böyle bir açıklama yapılıyor. Ya da orada işte düşük profilli bir isim seçilsin başbakan olarak böylece kolaylıkla cumhurbaşkanı ya da ne olacaksa yarı başkan ya da başkan bütün her şeyi
tıkır tıkır yapar. Yani başkan olursa başbakan olmaz tabii ama tıkır tıkır yapar hale gelsin falan gibi bir hesap olduğunu düşünmüyorum. Ben başbakanın kafasındaki planın ya da en azından istediği gidişin net olduğunu düşünüyorum. Halkın seçeceği, Türkiye'nin lideri deyince akla gelecek olan Cumhurbaşkanı ya da işte ismi neyse o ve onunla uyumlu çalışabilecek bir partideki başbakan ve parti ve o partiyle bağını koparmamış bir lider. Evet, ben de reklama gitmeden önce bir iki cümle ekleyip sonra da özellikle mahkemelere girelim istiyorum. Benim tabii anlamadığım mesele şu, aslında Türkiye'de Anayasa Komisyonu diye bir komisyon varken, en azından bu komisyon bir şey yapmak için bir çalışma yaparken, aslında Anayasa Komisyonu'nun varlığını ortadan kaldıran bu önerilerin Türkiye'de Sayın Başbakan'ın hem niyetini ortaya koyduğunu hem de aslında ustalıklı olarak gündem değiştirmeyi başardığını da gösteren bir hamle olarak görüyorum. Çünkü aslında Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır ilk defa siyaset önerme noktasında bir adım öne geçtiği gece Başbakan bunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'ya burada Nazlı Hanım ve Nagihan bile destek verdiği bir süreçte bunun yerine yeniden bir tartışma koydu diye düşünüyorum. Yalnız ben Nazlı Hanım'dan edildiğim izlenim aslında benim haber kaynaklarımın pek de öyle yanlış olmadığı yönünde. Abdullah Gül'ün ağırlığı var partide. Hayır, ben onu yok demedim. Enver'e kalsa mecliste Abdullah Gül'ün destekçisi yok. Olarak, siyasi figür olarak seni tebrik ediyoruz. Tasarımlarda Abdullah Gül'e bir yer yok. Başbakanın kafasında olmadığı için. Ya yıllardır sıkıntı, zorla bu şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. İzin ben görüşlerimi söyleyeyim. Böyle bir tablo var. O yüzden ben önümüzdeki dönemde cemaatin hamlelerini çok iyi görmek gerektiğini düşünüyorum. Cemaat gazetelerine iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan rahatsız olduklarını görüyoruz. Özellikle de bu sabah mesela şeyde dünkü buluşmaya dair bir de tek satır bir haber var. Dikkatinizi çekerim. 60-70 bin kişinin toplantığı İstanbul İl Kongresi'nin ertesi günü bir başbakana yakın gazetelere bakın, bir cemaate yakın gazetelere bakın. Biri sür manşet kocaman fotoğraflarla vermiş, biri küçücük vermiş. Çünkü benim edindiğim izlenim özellikle bu, siz az sonra açıklayacaksınız, özel etkili mahkemeler tamitten bu tarafa gelen ihtilaf önemli bir dünyaya bakış farkı ortaya koyuyor. Bunları yok sayarak değerlendiremeyiz. Eğer bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir iki kelime yoksa birazdan reklama gideceğim. Varsa onları ben sen cemaat konusunu söyleyeyim. Cemaatin duruşu şöyle. Olayı kendi siyasi menfaat açısından bakmayınca benim gibi değerlendiriyor cemaatte. Yoksa bir blok değil. Yani şimdi durup dururken birdenbire Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerinin arttırmasını normal partizan olmayan veya partili olmayan kimse onaylamaz. Cemaat bu açıdan bakıyor. Veya işte MİT olayında da. Cemaatin böyle kesin bir görüşü mü var bunda? Yani Fethullah Gülen'in bir açıklaması mı var? Cumhurbaşkanlığının bu şekilde yetkili Fethullah Gülen'in açıklaması medyasında anlaşılıyor. Çünkü makul olan medya veya basın mensubu, yani Tayyip Erdoğan gözlükleriyle bakmazsan siyasete, çok açık bariz bir şekilde başbakanken Cumhurbaşkanlığı makamına çıkarken bu yetkilerin arttırılmasını doğru bulmuyor. Hele özel yetkili mahkemelere geleceğiz. O konuları gelelim. Veya orada, MİT konusunu doğru orada bulmuyor. Yine 7 Şubat'ın yaptığı zararı burada görüyoruz. Yani dün de başbakanın yaptığı Nazlı açıklamadan bu anlaşılıyor. Seni hedef aldığını sanmıyorum ama. Yok, onu hedef almadım. Sanmıyorum. Özel, yani. Ama kavram olarak enteresan bir şey söylüyorsunuz. Bunu da biraz sonra ben de yeri gelince başka isimlerle de Tayyip Erdoğan'ın gözlüğüyle bakmayan medya diyorsunuz. Aslında bu bize başka bir şey daha getiriyor. Demek ki bir medyada o gözle bakıyor anlamına gelir. Ama o gözle bakanların hepsi de yanlış mı tahlil ediyor? Ben onda da emin değilim. Orada da başka tartışmalar olduğunu görüyoruz. Siz bir şey söyleyeceğim Salt abi, çünkü reklama gideceğim. Birazdan. Aslında bir başka tartışma o. Biraz sonra konuşacağımız Devlet Güvenlik Mahkemesi üstte galiba. Devlet özel yetkili mahkeme. Evet. Özel yetkili mahkemeler üzerinde o tartışma daha da enteresan bir hale geldi. Evet. Yani birçok noktası var. Ona ne zaman değineceğiz? Şimdi aradan ben bu şeyi, yani Gülen hareketiyle AK Parti arasında böyle bir ayrılık var. Farklı bakıyorlar. Yani bütün bunların köpürtülmeye çalışıldığını düşünüyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum. Bazı noktalarda bir takım fikir ayrılıkları elbette olabilir. Farklı, yani bir sivil toplum hareketi, öbür tarafta bir siyasi parti. Ama Enver, sen bunu özellikle kaşımaya çalışıyorsun ya da bir takım çevreler. Böyle bir şey, yani benim gördüğüm ve konuştuğum hem Gülen hareketinin içindeki
etkin isimler, hem partinin, AK Parti'nin içindeki etkin isimler asla bunu doğrulamıyorlar. Ve de böyle bir yarılmanın da Türkiye'nin hayrına olmayacağını düşünüyorlar. O yüzden yani bu yorumunda ben kesinlikle o işte cemaat gazeteleri böyle diyor, AK Parti'ye gittikçe ayrılıyorlar, bunların bir gerçeğe tekabül etmediğini düşünüyorum. Fikir ayrılıkları var ama son kertede baktığımızda böyle bir farklı noktalara bakış asla yok. Peki, şimdi reklama gitmeden önce izleyicilerimize hatırlatalım ne konuşacağımızı. Öyle gidelim. Neden özel etkili mahkemeler meselesini tartışacağız? Çünkü özel etkili mahkemeler meselesinin birden fazla alanı var. Ben onu hatırlatayım. Reklam dönüşüne gelelim. Bir tanesi, Türkiye'deki uzun tutukluluk süreleri ve davalarla ilgili şikayetlerin arttığı ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif olan kesimlerden gelen itirazlar o kadar birikti ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile dikkatini çekecek hale geldi. Orada bir değerlendirme öteden beri vardı. Bu programda da oldu. Öte taraftan az sonra Nazlı Hanım'ın da detaylandıracağı üzere, çünkü daha önce de konuştuk, MİT meselesiyle birlikte ortaya çıkan bir ihtilaf var. O ihtilafın derinleştiğini ve kişiye özel bir kanun mu çıkıyor tartışması var. Bunu hep beraber konuşacağız herhalde. Tabii hep beraber konuşacağız. Hayır, sen bugün. Ben hatırlatma yapayım izleyeceğiz reklama gitmeden önce. Üçüncü madde, bugün Nazlı Hanım da telefonda bana hatırlattı. O da önemli bu konu konuşulurken. İzin verme, yani yargılanmak için birilerine izin verme meselesi. Yani orada çok kritik bir mesele var sevgili seyirciler. Söz gelimi Türkiye'nin bir genelkurmay başkanı şu anda tutuklu olarak hapiste. Ama örneğin büyük anıta yönelik bir değerlendirme yapılmadı. Ama böyle bir değerlendirme olursa örneğin büyük anıtla ilgili bir izin vermek mi gerekecek ve bu verilecek mi? Ben de bunu biraz heyecan olsun diye söyledim. Reklama gideceğiz. Döner dönmez bu üç başlığın da içinde olduğu özel etkin mahkemeler şeyini açacağız. Parantezini açacağız. Kısa bir ara. Emre Kongar bizimle beraber. Altan Öğmen'in yerini çok güzel doldurdu. Altan Öğmen'in yerini kimse dolduramaz. Bunu bir kere kayıtlara düşelim. Bu önemliydi. Galiba burada zaten hemfikiriz. Ben de buna katılıyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Size de katılıyorum. Emre tabii ikinize de çok katılıyorum. Ben bütün bunlarda hemfikirim. Ayrıca bizim hanımlara boynumuz kıldan. Sağ olun. Hepimizin görüşleri bence belli oldu. Sizin hepinizin çok iyi, benden de belki bazen daha iyi bildiğinize eminim. Estağfurullah. Nazlı Hanım'la ikimiz koltuk kolay bulunmuyor diye. Hiç bırakmıyor. Koltuğu hiç terk etmiyoruz. Hiç şaşırtıcı bulmuyorum. Ben çok şaşırdım. Belki bunu somutlaştırmak lazım. İnanılır gibi değil. Yapmayın. Hakkımız yok. Çok üzücüdür. Dolayısıyla çok gergin bir atmosfer yaşıyoruz. Hiç kimse için bu tür etiketleme yapma hakkı yoktur. Benim edindiğim izlenim şu. Enver sürekli duygusal bir takım konuşmalar yapıyor. İşleri kolay görmüyorum. Olumsuz ve kötümser görünmek istemiyorum. Benim haddime değil onu bu konularda eleştirmek ya da değerlendirmek asla. Evet sevgili seyirciler, zamanı ekonomik kullanmak için özel yetkili mahkemelerle ilgili reklamlardan önce saydığım irdelemeyi yapmak üzere Nazlı Hanım'a sözü bırakıyorum. Evet. Siz ilk zamanda ekonomik olarak genel bir tahlil yaparsanız onun üzerinden gidelim. Şimdi bu konuda iki iddia medyaya yansıdı. Daha hangisinin doğru olup hangisinin doğru olmadığı bilinmiyor. Başbakan da önüme getirecekler. Bakacağım, inceleyeceğim dedi. Bunlardan bir tanesi özel yetkili mahkemenin alanını daraltmak, yetkili olduğu alanı daraltmak. Bugün 250. maddeye baktığımızda uyuşturucu kaçakçılığı konusunda, cebir ve tehdit uygulayan çıkar amaçlı suç örgütleri konusunda, bir de Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, ikinci kitabının dördüncü kısmında yer alan devletin güvenliğine dair, anayasal düzene, milli savunmaya dair suçlarda ve casusluk suçlarında yetkili. Yani anayasal düzene karşı suç ne demek? Darbe yapmak, Cumhurbaşkanı'na suikast bunun içinde. Devlet güvenliğine karşı suç ne demek? Ülke bütünlüğünü bozmak. Bu gibi suçlarda özel yetkili mahkemeler etkili. Şimdi deniliyor ki sadece silahlı terör örgütünde etkili olacaksa, yani eğer bu doğruysa, o zaman anayasal düzene karşı suçlar da bu işin içinden çıkmış oluyor. Bir kere
Bu ne kadar doğru bunu bilmiyoruz, bunu göreceğiz. İkincisi bence çok önemli, gölgede kalan izin mekanizmasını yeniden getirileceği ileri sürülüyor ki bu büyük bir fecaat olur. Çünkü özel yetkili mahkemelerin bir özelliği, ön izin almadan bu meselelere soruşturma başlatabiliyordu. Zaten AK Parti'nin 2001 programında sadece milletvekillerin ve bakanların dokunulmazlığı daraltılmayacak, diğer sivil ve askeri bürokratların da imtiyazlı konumları ortadan kaldıracak ve onlara da dokunulur hale gelinecek deniliyordu. Halbuki şimdi bu özel yetki ve ön izin şartı olmadığı için kolayca, belki de biraz istismar ederek, belki de biraz yanlış adımlar atarak da dokunduğu noktalardan bu defa tam tersine bir dönüş yapılıyor. Şöyle bir haber çıktı, doğru veya yanlış. Mesela Genelkurmay başkanlarına dokunmak için başbakandan, kuvvet komutanlarına dokunmak için başbakandan ve diğer askerlere dokunmak için Milli Savunma Bakanı'ndan izin alınacak. Tabii ki diğer müsteşarlar, işte valiler, belediye başkanları da o kendilerinin üst amirlerinden izin alınacak. Böylece yine büyük bir koruma zırhı altına giriyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, ama hiçbir yerinde böyle bir koruma zırhı yok medeni ülkelerde. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bundan çok çektik. Şimdi bu MİT konusu diyorsunuz. Büyük 7 Şubat faciası diye tanıtılıyor. İşte geldi. Pardon, dün başbakan da Hakan Fidan değil, beni alsınlar. Evet, zamanda. Zaten ben de yarın yazdım. Yani yarın mı öbürsü gün mü çıkacak bilmiyorum. Hakan Fidan'a dokunmak bana dokunmak diyor. Tabii ki başbakana da dokunulacak. Yani medeni bir ülkede, demokratik bir ülkede kimse dokunulmaz elbette değildir. Elbette kimse dokunulabilir ama onun sahasına giren bir şey de onun görevlerini, yani onun terör şimdi politikasına bunu dokunmaya ben çalışıyor. Bunu anladım da bakın, MİT konusunda onun terör politikasına dokunuldu değil. Burada tekrar açabiliriz bu konuyu. Savcılık vatana ihanet iddiasıyla bir soruşturma başlatmak istedi. Şimdi olabilir, başbakana izin sordu. Başbakan ne izin veriyor ne vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç değilse ya izin vermedim demesi lazım ya izin verdim demesi lazım. Tefrik etmesi gerekir. Hakan Fidan'a izin vermiyorum. Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e izin veriyorum demesi lazım. Çünkü ondan sonra bu karara göre mesele Danıştay'a gidecek. Eğer hukukun üstünlüğü var ise her türlü idari eylem ve işlem yargı denetimine açıktır. Böyle şimdi biz taş gibi durduk, bekliyoruz. Yani verecek mi izin, vermeyecek mi? Aradan Şubat, 7 Şubat'tan alırsak, sayarsak 3 aydan fazla zaman geçti. Bunlar yanlış şeylerdir. Şimdi gelelim öbür meseleye. Şimdi bir kısım Genelkurmay üyeleri, mesela Genelkurmay Başkanı yargılanmaya başladı biliyorsunuz. Şimdi bu kanun çıkarsa ve izin gerekirse ne olacak şimdi bu soruşturma başlamış, yargı safhası başlamış. Bir kısmı mahkemede. Diyorlar ki onlar, ya bu Yaşar Büyükanıt asıl zamanında bu kara propaganda siteleri çok faaldi. 2006, 2007, 2008 yıllarını işaret ediyorlar. Muhtırayı da veren o. Şimdi bir kere şunu da anlaşılmıyor. Acaba fiilen Genelkurmay Başkanlığı yapanlar mı izne bağlı? Yoksa eski Genelkurmay Başkanları da mı izne bağlanacak? Yani bunlar konusunda da kuşkular var. Benim ümidim böyle bir izin mekanizması. Hadi MİT'te oldu. Artık bundan sonra diğer bürokrasiye de yayılmasın ve özel yetkili mahkemelerde tabii ki bazı yetki aşımları oldu. Yolsuzluk meselesinde mesela derhal bunu çete suçunu sokuyor. Şike meselesinde çete suçu. Bunlar yanlış. Bunlara düzenlemeler getirilsin. İki tane getirilsin. Çocuk hakkında parası eğitim istiyoruz diye örgütlü evet, suç oldu ve şu örgütlü anda... Örgütlü suç. Onlar mafi yine kalacak. Hiç merak etme. Çünkü hayır, bu o zaman içinde silahlı, bırakacak terör örgütü. Ama işte silahlı olup olmama gibi, yani insanların bazı mağduriyetlerini bakın, giderebilirler. Şunu, ben şunu söylemek istiyorum. O mağduriyetler 3. yargı paketindeki değişikliklerle giderilecek. Ama bak, bu, i̇şte onu diyorum. Bak şunu söyle, bunu da söyleyeyim. Yani, bu çok önemli. TMK'daki bir şey zannediliyor. Özel yetkili mahkeme kalkınca, ağır ceza bakınca sanki bunlar hiçbiri suç olmayacak. Sanki hiç tutuklama olmayacakmış gibi. Bunlar tamamen yanlış. Ama tutuklamaya da kısıtlama getirecekler. Geçen hafta 3. kabul edecek, 4. hazırlanıyor. Geçen hafta Nagihan saydı orada. Ama bak hayır, zaten
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında o sayılan hususlar var. Zaten o hakimlerin onlara bakarak bu şekilde somut ve gerekçelendirmesi lazım tutukluk kararını. Ama Türkiye'deki zihniyet yanlış. İsterseniz özel yetkili olun, isterseniz ağır ceza mahkemesi olun. Özel yetkili yokken de ağır veya şu anda da ağır ceza mahkemelerinde de çok sıklıkla tutuklama kararları veriliyor. Yani bu bir zihniyet meselesidir. Bu kaldırılsa da özel yetkililer, o hakimler çöpe atılmayacak ki, onlar ağır ceza mahkemesi olarak bu davaları bakacaklar gene. Anlatabildim değil mi? Ama birkaç hususta yetkileri var, özel yetkileri. Yani avukat görüşmesini daha erteleyebiliyor, gözaltı süresini uzatabiliyor veyahut işte iddianame kabul edilene kadar eldeki delilleri veya ifadeleri avukatlarla paylaşmayabiliyor. Bütün bunların sebebi de örgütlü bir suç söz konusu olduğu için. Mesela bir avukat örgütün diğer üyelerine haber verebilir filan gibi gerekçeleri de var bunun. Ama ümit ediyorum ki anayasal rejime karşı suçlar özel yetkili ihtisas mahkemeleridir bu. Onların alanından çıkarılması. Peki, Altan abi, bu özel yetkili mahkemeler sizin öteden beri tartışa durduğunuz ve Nazlı Hanım'ın defalarca müjde verdiği 3. yargı paketiyle paralel bir tartışmaya girdi. Aslında özel yetkili mahkemelerin durumu ve 3. yargı paketindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ölçülerin gelmesi. Orada da biz geçen hafta konuştuk, başka meseleler var. Mesela hakikaten insanı paradoksal duygulara taşıyan dinlemelerle ilgili. Yani bir taraftan dinlemeler izinsiz bile olsa yayınlandığı zaman, örneğin işte suikast gibi, darbe gibi bir şeyler işitilebiliyor. Ama öte taraftan özel hayat teşhir edilebiliyor. Hani orada da bir karamsar ya da karmaşık durumlar var. Topyekun bu eksende de bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben bir kere bu izin meselesine Nazlı'nın temas ettiği, ona bir değineyim. Hı hı. İzin meselesi şöyle. Bizim bir memuri muhakemat kanunumuz vardı. Bir de işte askeriyede de buna paralel bir şey vardı. Ta 1911-13 yıllarında galiba yayınlanmış bir şey. Buna göre devlet memurları hakkında soruşturma açılması için belirli mercilerin iznini almak gerekiyordu. Bu değişikliklere uğrayarak, ama az değişikliklere uğrayarak, bu ilke Cumhuriyet döneminde de hep devam etti. Bu vardı. Bir de milletvekillerinin dokunulmazlığı vardı. Dokunulmazlık iki türlüydü. Bir, sözlerinden dolayı, fikirlerinden dolayı milletvekilleri dokunulmaz, ona kimse dava açamaz, bir şey yapamazdı. Bu doğruydu. Dünyanın birçok yerinde de böyleydi. Ama bir de milletvekilliği işte suistimal yapmış, insanları aldatmış, işte dolandırıcılık yapmış falan iddiasıyla eğer hakkında soruşturma açılacaksa, bu soruşturma da açılamıyordu şeyler tarafından, yargı suçlar yahut işte soruşturma mercileri tarafından. Dokunulmazlıklarının ancak kaldırılması gerekiyordu. Dokunulmazlıkları da mecliste genellikle kaldırılamıyor ve devre sonuna bırakılıyordu. Bu yüzden de birçok şaibeli kimse, hakkında iddia olan kimse, o şaibeler, iddialar doğru mudur, değil midir falan da araştırılmadan bir devre milletvekili olarak öyle devam ediyordu görevine. İkinci devre seçilirse gene devam ediyordu. Bu bir dertti ve hep sık sık eleştiriliyordu. Tayyip Bey'le onun seçilmesinden önce şeyle Deniz Baykal'la oldu. Evet. Bir tartışmaları vardır. O tartışmada bu dokunulmazlıkların bu şeklinin, yani işte dolandırıcılık, hileli iflas, emniyet suistimal falan gibi suçlar dolayısıyla Yargıtay tarafından yapılmak üzere, Yargıtay Başsavcısı tarafından soruşturmanın yapılması şartıyla milletvekilleri hakkında soruşturma yapılabileceği hususunu ikisi de vaat ettiler. Yani dokunulmazlık o zaman sınırlanmış oluyordu. Sonra Erdoğan şey oldu, başbakan oldu. Hadi bakalım şu dokunulmazlıkları kaldıralım, sınırlayalım denildiği zaman dedi ki, ama dedi, memurların bir takım dokunulmazlıkları var. Biraz önce bahsettiğim o 1913 sayılı kanundan gelme, memuru muhakemat kanundan gelme şeyler var, dokunulmazlıkları var. Onlara bir şey yapamıyor yargı. Önce onları kaldıralım dedi. Yani bu gerekçeyle milletvekili dokunulmazlıkları, o dediğim şekildeki dokunulmazlıkları rafa kaldırılmış oldu. Önce memurların dokunulmazlıklarının kaldırılması, yani izin alma müessesesinin büyük ölçüde kaldırılması gerekiyordu.
Yalnız zaman içinde bunun tam tersi oldu. Şimdi onlar, hatta kaldırılmış olanlar, özel yetkili mahkemelerin uygulaması sonunda kaldırılmış olan izin zorunluluğu yeniden konuldu bazı şeyler için. Bunun başlangıcı da şeydir işte, MİT. Milli Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı ile alakalı, onun başkanıyla alakalı şeydir. Yani burada bir çelişki var. Şimdi izne tabi olanların sayısını artırma temayülü görülüyor. Bu bir. İkinci mesele bu tutukluluklar meselesi. Burada Başbakan dün akşam yaptığı konuşmada umut verici sözler söyledi. Yani bu tutuklulukları eleştirdi. Tutuksuz yargılanacağı halde maalesef tutuklu yargılanan insanlar vardır. Söylediği lafları okuyorum. Bu askerdir, bu gazetecidir, ne bileyim bir siyasidir, kim olursa olsun. Bu tutuklu yargılanmalarının kaldırılması yolunda da sözler söyledi. Yani bu işin olumlu tarafı. Ceza kanunun 250. maddesinde 4. işte yargı paketi denilen şeyde değişiklik yapılırsa bir takım tutukluların, çok uzun süre tutuklu kalmış olan insanların salıverilmesi ihtimali ortaya çıktı. 250. maddede nasıl değişiklik yapacaklar daha ayrıntıları belli değil ama tutukluluk süresinin azaltılmasını sağlayıcı bir değişiklik mümkün. Şu duruma göre normal mahkemelerde bir kimse 5 yıla kadar ağır cezalı suç iddiasıyla eğer yargılanmaktaysa 5 yıla kadar tutuklu kalması mümkün. Ama özel yetkili mahkemelerde yani bütün KCK, işte Ergenekon davaları, şunlar bunlar 10 yıla kadar kalabiliyor. Davanın ne zaman biteceği belli olmasın isterse içeride zaten 4 yılı falan dolduranlar var. Bunlar da 6 yıl kalabilirler. Bu durumun ortadan kaldırılması için 4. pakette bir düzenleme yapılacağı umudu var. Fakat burada çok enteresan bir şey oldu. Buna itirazlar başladı ve itirazlar işte bir de cezaevinde iki kişi, onu konuştunuz mu geçen defa bilmiyorum. İki kişi birbiriyle mi konuşurken dinlenmiş, ortam dinlemesi yoluyla biz işte çıkarsak işte gene falan şey yaparız. Bu işte yani İntikam bir ölç alırız şu bu falan gibi tabii laflar dinlenmiş. Tabii onun için de söyleyelim. Avukatları tarafından bu konuşma kesinlikle yalanlandı. Yalanlandı. Şimdi falan. Öyle bir de durum var. Ama yani nerede? Bu, ben baktım, bulamadım. Bu tutuklamaların hafifletilmesi yani bazı tutukluların kurtarılması yolunda başbakanın da desteklediği girişime bu defa açıkça karşı çıkanlar ortaya çıktı. Bunlar kim? Mesela Zaman Gazetesi'nde makaleler yayınlandı. Bugün de bir televizyon yayınında dinledim. O Hüseyin Hüseyin Gülerce konuşuyor. Şimdi bunun diyor ki sözlerinden yani şöyle not aldım. Diyor ki mesela demokratikleşme yolundaki kazanımların kaybedilmesi tehlikesi vardır. Yani bunları biz çıkarırsak, tutuklamaları biterse, 4 sene yatmış adam belki onları mı kastediyor, kimi kastediyor bilmiyorum. Bunlar tehlikelidir. Ve şöyle bir şey ortaya atıyor, bu çok enteresandır. Acaba diyor bu Kürt meselesi falan için ya işte terör meselesi için Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi konuştular ya, AK Parti ve CHP'nin birlikte hareket etmesi gibi bir anlaşma mı var aralarında? Yani işte Kürt sorununa çözüm ararlarken ya bu arada bu tutukluları da kaldırsak da KCK'lıların bir kısmı KCK'lilerin salı verilse diye bir anlaşma mı yaptılar aralarında? Yani bir gizli anlaşma mı diye, ona da karşı tabii yani tutukluluklar bilmem düzenlenmesin, yeni düzenleme yapılmasın dediğine göre buna da karşı, bu bana şeyi hatırlattı. Demokrat Parti muhalefette 1946-50 arasında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'ya da muhalefet lideri Bayar konuşurlardı. Ve bazı düzenlemeler işte demokrasi daha iyi işlesin diye, yok seçim kanunu çıkaralım diye. Bu konuşmaları bir kısım Demokrat Parti'den ayrılmış olan kimseler, bir muvazaa var aralarında, anlaşmışlar aslında, numara yapıyorlar, ondan sonra işte hürriyet mücadelesi falan yaptığı yok bu Demokrat Parti'nin diye
kamuoyuna şikayet ederdi. Peki. Burada da bir muvazaa var, bir işte peki, böyle bir şey Nazlı var diye söylüyor. Bu enteresan. Nazlı Hanım daha iyi bilir onu. Nagihan Hanım da bilir. İki konuşmacımız da 8'er dakika kullandılar. Buyurun Nagihan Hanım. Şimdi ben o kadar uzun konuşmayacağım. Çünkü ben bu meselenin çok ortada olduğunu düşünüyorum. Sende özel bir durum var. Bence bunu da paylaşalım. Özel durum şu. Muhtemelen şeyde seyircilerimizi hatırlatalım geçen gün konuştuğunda. Sen başbakanın MIT konusundaki tavrını doğru ve haklı bulmakla birlikte özellikle bu davalarda zaafa da uğramaması gerektiğini düşünüyorsun. Davaların zaafa uğramaması. Davaların zaafa uğraması ve burada... Buradaki özel durum ne? Şu, hayır, şeyden Nazlı Hanım... Yani başbakan zaafa uğraması gerektiğini mi düşünüyorsun? Hayır, Nazlı Hanım'la aranızda ben zaaf demedim. Özel durum Nazlı Hanım, özel etkili mahkemelerin bu sınırlarına yönelik süreci de MIT'in tipik bir örnek olduğunu düşünüyor. Orada bir fikir ayrılığı var. Neden onu fikir ayrılığımız var ama diyor diğer davalarda evet, ama aynı düşünüyoruz. O da evet. Çünkü dün başbakan beni alsınlar o zaman dedi. Evet. Çünkü bu önemli bir şimdi şey. Benim bu salı günü yaptığım programda yaptığımız programda ki tespitimin doğru olduğunu yani bu benim değil yani başka yorumcular da yaptılar bunu. Dün başbakan yaptığı açıklamada bence ortaya koymuş oldu. Şayet 7 Şubat'taki o ben bunu açıkça söylüyorum. Yargının meydan okuması, siyasetin alanına giren bir şeye meydan okuması olmasaydı bugün CMK 250. maddede işte olası bir değişikliği bu şekilde konuşmuyor olacaktık. Özel yetkili mahkemelerin yetkileriyle ilgili bir takım düzenlemelere elbette gidilebilir, gidilmelidir de. Ama bugün bu meseleyi bu şekilde gündeme gelmesinin arkasında 7 Şubat krizi yatıyor. Bakın 7 Şubat krizi neydi? 7 Şubat krizi devletin içinde bir devletmiş gibi yargının, o savcıların kendini iktidarın alanına giren bir politikayı sorgulamaya muktedir görmeleriydi. Bu açık bir yargı vesayeti girişimiydi. O yüzden başbakan dün çok kırılgan bir noktada, o konuda çok ciddi tepki gösteriyor. Çünkü bakın başbakanın görevlendirdiği terör politikasını çözmek için hükümetin alanına giren bir noktada kendi danışmanını vatana ihanetten yargılayacaklardı. Bu hakikaten üzerine çok ciddi düşünülmesi gereken bir şeydir. Böyle bir o savcıların yaptığı yanlış yüzünden şimdi böyle bir değişiklik konuşuluyor. Bakın bu savcıların işte cemaatle AK Parti ikiliği, dualite falan deniyor. Ben buna da bu şekilde katılmıyorum. Çünkü Gülen hareketinin içinde belki Nazlı Hanım hala 7 Şubat doğruydu tezini savunuyor. Ama Gülen hareketinin içinde bunun öz eleştirisini yapanlar var. Biraz önce Hüseyin Gülerce'den bahsetti Altan abi. Aynı konuşmanın içinde Hüseyin Bey şu öz eleştiri yapmıştı. 7 Şubat yanlıştı. Hakan Fidan'ın bu şekilde alınmaya çalışılması yanlıştı. Savcılar orada doğru yapmamıştır da dedi. Yani hareketin içinden, cemaatin içinden de bu sürecin, 7 Şubat'ın girişimin ne kadar bir takım tablonun genel tabloya nasıl zarar verdiği ortada. O yüzden ben artık yani 7 Şubat'ta şöyleydi böyleydi konuşmak istemiyorum. Bu bir daha tekrarlanmamasını umuyorum. Bir daha tekrarlanmaması için bir değişikliğe gitmek istiyor iktidar partisi. Bence bu yani son derece açık. Öte yandan şunu tekrar söylemek istiyorum. Bak yanlış şudur. Ucu kendisine... Yanlış iktidarın ortaya koyduğu politikayı yargı şudur, konusu yapmaktır. Yanlış şudur. Kendisine ucu dokunduğunda bu velev ki bu tartışılan bir konu. Sen siyasetin alanına girdi diyorsun. Ama bu açıktır yani. Anladım. Terörle mücadelenin nasıl öyle diyorsun, olacağını siyaset karar öyle diyorsun. Demiyorum. Hayır, sen öyle düşünüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Ama yanlış ya, olan... Yargı mı karar verecek? Ama yanlış olan nedir? Ucu sadece kendisine dokunduğu bir noktada bunu söylemesi. Ama bakın mesela bu, bir dakika Nagihan. Ama bu bir dakika yani ben daha bitirmemişim şunu söyleyeyim. Bu sadece ucu kendisine dokunma değildir. Bakın o zaman yani ucu siyasete dokunmaktır. Ucu seçilmişlerin alanına dokunmaktır. Siz yıllarca bu askere ucu dokununca askeri vesayet diye mücadele ettiniz. Bunun Abdurrahman Yalçınkaya'nın yaptıklarından zamanında ben, hiçbir farkı bak ben yoktur. Şimdi ama ben sözümü tamamlamadım. Ben demek istiyorum ki ucu kendisine dokununca bunu bilerek söylüyorum. Kendisine dokununca bunu sınırlıyor ve engellemeye çalışıyor. Aynı seçilmiş bir İzmir Belediye Başkanı hakkında biz burada çok eleştirdik. Bir çete davası açmaya hakkı yoktur. Veya bu şike meselesinde buna böyle bir şey açmaya hakkı yoktur.
dur dediğimizde hiçbir önlem alınmadı. Bakın ama o ayrı bir konu, yapmayın. Çok ve şimdi birlikte İzmir, bir konu. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla evet. ilgili çok yüksek ceza istenmesi elbette yanlıştır. O ama oradaki bakın yargı vesayetinden bahsediyoruz burada. Bir dakika burada. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak orada seçilmiş insanlar bu nasıl yapabilir? Bakın 7 Şubat'ı hala bence ama savunmak çok ciddi. Edersen, ama bu Nagihan, benim şeyimdi. Ben sözümü bitireyim. Peki ben bitirmemiştim ama buyurun. Hayır sen bitirdin şimdi. Hayır, bana verdiniz sözü. Bitirsen tamam olur mu canım, zaman. Daha Enver var sırada. Siz hayır. araya girdiniz. Ama ben... Ben siz tartışınca mutluyum. Hayır ben, o mutlu. Peki yani şimdi, 7 Şubat'ı hala savunuyorsunuz. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bugün geldiğimiz noktada bu tartıştığımız konunun tek nedeni vardır. O da 7 Şubat'ta yaşanan kriz. Ve bakın bu Vural Savaş'ın ya, o dönemki zihniyetini siz nazlılacak nasıl eleştiriyordu. Bunun 7 Şubat'taki savcıların yaptığını bundan hiçbir farkı yok. Bitirdik mi sözü? Bitirdi mi? Hayır ben şimdi her ağzımı açtığımda yok, ben sever... bitirmemiştim diye müdahale ediyorsun. Bak ben müsaade et. İlticam içinde şunu söylemek istiyorum. Özel yetkili mahkemenin ancak çıkar amaçlı suç örgütü orada baskı kullanması şartıyla yani bir takım mafya düzeni olduğu takdirde belediye başkanlığına müdahalede bulunma hakkı var. Çete muamelesi yani mafya muamelesi yapmaya. Öte yandan oradaki yolsuzlukları o takibini yapamaz. Tamam o noktada, da yanlış şeyler yani. Ama bir dakika elma ve armutu kıyaslıyoruz. Ama bir dakika belki... Ama bir saniye ama siz İzmir davasıyla bunu nasıl kıyaslarsınız? Yani yolsuzluk davası yanlış yerden gidiyor. Başka mahkemede görülecek denebilir. Nagi, bu mahkeme değil. Kalkar bu bakın. Nazlı Hanım buyurun. Bu yargının alanı değildir ya. Bu açık bir meydan okumadır. Bir dakika valla giderim buyurun. Peki ya şimdi ben burada bir tespit yapıyordum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yaptın ama sen şimdi hakikaten enteresan. Bu, ama bu sizin sıranız değildi. Yani izin verirseniz oradan da Enver'e geçecekti. Ben şunu hayır, söylemek ya, istiyorum. Enver, ya ben 8 dakika konuştum mu? 8 hayır, dakika. Tamam. Ben kaç dakika konuştum? Tamam konuş. Şunu söylemek peki. istiyorum. Özel yetkili mahkemelerle ilgili bir takım düzen... Siz asıl 7 Şubat'tan beri aynı şeyi soruyorsunuz. Ve çok ciddi bir zarar peki, veriyorsunuz. Peki Nagihan'cığım sen bir şeyi bitiriyorsun. Bilen hareketin içinden de artık öz eleştiriler yükseliyor o hareket. O şu süreçle ilgili. Sen bu düşünceni bitir. Ben müsaade bırakırsam 5 dakika sana cevap veririm. Peki. Evet, ben bir de şunu söylemek istiyorum. Özel yetkili mahkemelerle ilgili bir takım düzenlemelere gidilebilir. Mesela gözaltı süresinin kısaltılması, avukatla temasa daha hızlı geçilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işaret ettiği itirazlarla ilgili değişiklikler yapılması. Bunlar son derece olumlu ama şimdi özel yetkili mahkemeler bir takım işleyişte hatalar da olsa bu Türkiye'de ilk kez daha önce eşi benzeri görülmemiş darbeleri, işte derin devleti sorgulayan davaları çok ciddi bir şekilde kararlılıkla yürüttüler. Dolayısıyla yapılan hataları önlemek için değişikliklere gidilmeli ama bu süreç tamamlanmadan bu mahkemelerin ortaya kalkmasını ben asla iktidar partisinde isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü kendi yarattığı atmosfer üzerinden bir Türkiye'de yargılama süreci devam ediyor. Onu tırpanlamaya peki. asla istemez. Dolayısıyla şimdi o iddiaları ben gerektiriyorum. Bitti mi? Bittiyse, evet. Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Burada mesele şu. Kendisine ucu dokunduğu vakit tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan bu konuya müdahale ediyor. Sen yetkini aştın diyor. Ben bu açıdan bakıyorum. Öte yandan İzmir Belediyesi konusunda onlar da seçilmiş insanlardı. Yetkisini aştığı vakit hiç böyle bir şey ben duymadım. Sen yetkini aştın. Çünkü sen ancak mafya ve çete olduğu vakit çıkar amaçlı sildirme, korkutma, yıldırma kullandığın vakit bunu müdahale edebilirsin 250. maddeye göre demiyor. Şimdi bir kere birinci yanlış budur. İkincisi MİT'te 7 Şubat hadisesini siyasete bir müdahale gibi görebilirsin. Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi. Ama ben de şundan özgürüm. Yani tıpkı bir dakika, ama demokratik siyaset mekanizmasına inanan herkes. Müsaade edersen her şeyi sen bilmiyorsun. Müsaade edersen. Yani bana Tayyip Erdoğan gibi diyerek ben o imayı anlıyorum. Demokratik siyasete niye? İnanan herkes gibi. Peki demokratik bak şimdi bir şey. Yani sen yalnız insicamı sarsıyorsun. Müsaade et ben bitireyim. Ondan sonra sen düşüncelerini söyle. Ben söyledim düşüncelerimi. Ama söyledin ama sen şimdi beni bırakmıyorsun ki konuşmam. Yani hakikaten düşüncemi tamamlattırmıyorsun. Buyurun. Ve bak burada da çok eleştiri alırsın. Bunu da ben sana söyleyeyim. Bu yanlış. Ben sizin şimdi bu ben konuda tekrar söyleyeyim. Şimdi ben Tayyip Erdoğan çizgisinde sadece bütün meselelere onun gözüyle bakan bir insan değilim. Bu MİT konusunda de sen de değilsin. Ben sensin demiyorum ki. Ben müsaade edersen başka bir yere bakayım. Yani inan yani enteresan bir olay bu şekilde. Yani hakikaten
Yani düşünce insicamımız. Buyurun bitirin, buyurun. Yani ben hiçbir şu an müdahale etmiyorum, sizi dinliyorum. Şimdi bu mit, bu mit olayını ele aldığımızda bir kere sadece hedefte olan Hakan Fidan meselesi değil. Kaldı ki siyasetin alanına müdahale dediğinde yargı siyaseti denetim altına alır. Dolayısıyla burada hukuka aykırı bir durum varsa zaten siyaset, yasama, başbakan bundan muaf değildir. Ama Türkiye'deki yanlış bir zihniyet olduğu için herkes kendisini bir takım dokunulmazlıklarla çevirdiği için yani yargının her müdahalesi benim alanıma müdahale gibi görülüyor. Şimdi bir siyasi partiyi kapatmak üzere harekete geçen bir mekanizma olursa ben bunu hiçbir zaman tasvip etmem. Çünkü siyasi partilerin kapatılmaması gerektiğine inanıyorum. Ama sadece Hakan Fidan'ı bir kenara bırakalım, kabul ediyorum. De ki o zaman Hakan Fidan MİT müsteşarı konusunda bir izin mekanizması getir. Peki Fidan konusunda getir. Ama bütün üyeler, MİT üyeleri konusunda bir izin mekanizması getiriliyor. Ve üstelik o MİT ki hiç içeriği değişmedi. 28 Şubat sürecinde onu bunu fişleyen MİT. Yani asker temizlenirken MİT'in içinde de şüphe duyulacak insanlar olabilir. KCK ne yapmış, savcılık, polis, emniyet her neyse. KCK ile içli dışlı hatta bir takım eylemlere katıldığı düşünülen insanlar tespit etmiş. Bunu MİT'in elinden, MİT gitmiş önemli elemanları, başkanları her neyse. Bu kişilerin serbest bırakılmasını istemiş. Yani terör eylemine karıştığı iddiasıyla böyle bir poliste izlenim uyanmış. Buna mukabil onu serbest bırak, bunu serbest bırak. Savcı da görmek istiyor. Kardeşim buradaki yapılan yani Molotov kokteyli de atmak böyle iddialar da var. Bu meselelerin bir karşılığı var mı? Resmi karşılığı var mı? Bunların bilgisi verilmiş mi merkeze diye. Şimdi biz hepimiz Yeşil olayını biliyoruz. Yeşil olayı Yeşil. Ankara Emniyeti'nde tutuklandığı vakit gitti MİT onu Ankara Emniyeti'nin elinden kurtardı. Bugün ondan sonra Yeşil ne kadar faili meçhul cinayete ve yasa dışı olaylara karıştı. Ben Hakan Fidan'a güvenebilir başbakan, bunu anlıyorum. MİT müsteşarıyla içli dışlı olabilir ama Hakan Fidan acaba MİT'e ne kadar hakim? Neler dönüyor MİT'in içinde? Bütün bunu yargı denetiminden kurtulmak benim kanaatime göre yanlıştır. Siyaset yargı denetimi altında olmalıdır diye ben düşünüyorum. Kaldı ki bu yargı Tayyip Erdoğan'a husumet duyan bir yargı da değil. Hani eski dönem 28 Şubat yargısı kasti hareket ediyordu. Yani bu yargı Tayyip Erdoğan'ın aleyhine şekillenmiş bir yargı değil ki. Şimdi bu yargı maalesef kendini belli noktada inanılmaz yetki aşımına gücüne sahip hangi görüp nokta? Bir de onu söyle. Siyasetin alanına giren terörle mücadelenin nasıl yapacağı konusunda kendini karar merci görme noktası. Bu noktada kendini bir şekilde tam bir yargı vesayeti örneği sergileyerek Hakan Fidan'ı tutuklamaya girişmiştir. Nazlı Hanım'ın MİT'in diğer kısmıyla ilgili söyledikleri hepsine tamamen katılıyorum. MİT'in de içinin temizlenmesi lazım. Bakın bugün MİT'e dokunulmaması Hakan Fidan'a dokunulma, tutuklama girişimi yüzündendir. Bugün İra'da, İngiltere'de terör nasıl çözüldü diyoruz. Tony Blair şeytanla bile müzakere yaparım demişti. Siz Tony Blair terör örgütüyle görüşürken İngiliz yargısının Tony Blair'ın özel danışmanını tutuklama, vatan hainliğinden yargılamaya giriştiğini düşünebiliyor musunuz? O zaman o süreç tıkanmaz mıydı? Dolayısıyla bugün Hakan Fidan'a o savcılar tamamen yetkilerini aşarak dokunmaya çalışmasalardı, diğer tarafı, o diğer son derecede vahim görünen iddiaların üzerine gidilebilirdi. Bence bunu başbakan da isterdi. MİT'in de elbette içinin ergenekonculardan temizlenmesi gerekiyor. Ama yine tekrar altını çizmekte fayda var. 7 Şubat'ta yapılan bu çok vahim hata nedeniyle o süreçte kadük kalmıştır. Şimdi ben Nazlı Hanım'ın geçen programlarda bunu tartıştığımızda şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Bu aslında siyaset biliminde de hukukta da esastır. Hiçbir siyasi yetki, yanlışım varsa düzelsin, hiçbir siyasi yetki yasası olmadan kullanılamaz.
yasal dayanağı olmadan kullanılamaz. Temel tez budur. Şimdi başbakanlar, ben de prensip olarak terör örgütü diye şeytanla da konuşurum ilkesine katılırım. Çünkü başbakanlar, ben de katılıyorum. Orada zaten bir sıkıntı yok. Başbakanlar nihayetinde ülkelerinin esenliği için herkesle konuşabileceği gibi bugün geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu ve başbakan belki ortak bir irade göstererek bu sorunu çözmek için bir yere de gidebilir. Ama neyle yapar bunu? Yasal zeminde hazırlamak durumunda olur. Nazlı Hanım'ın tezi şu. Diyor ki orada bütün bunların dışında bir gelişmeyi seziyor savcılar, polis vesaire ve bunun önü kesiliyor diyor. Başbakan da aslında bunu doğrulayan bir şey söyledin. Gelin beni alın o zaman. Elbette, çünkü onun görevlendirdiği, peki, ama kendi zaman, çizdiği siyaseti uygulamak için görevlendirdiği danışmanını vatan hainliğinden tutuklamak için çağırıyorlar. 2011 yılında katıldı yani, bitti danışman. Bitti ki mesele. Hakan Fidan başbakanın özel danışmanıydı o dönem. 2011'de katıldı. Demek ki o politikayı o dizayn etmedi. Onu da bilelim. Ya yani burada yargılanmak istenen başbakanın o dönemki özel danışmanıdır. Dolayısıyla başbakanın politikasıdır. Ben bu konuda da daha fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü benim pozisyonumda, Nazlı Hanım'ın pozisyonunda ortada. Evet, yani ortada bizim pozisyonlar. Bir şey söylenecek bir şey yok. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet, talimatı ben verdim. O talimatı alan adamdır. Mantık bu. Talimatı alan adamlar tutuklanamaz. Talimatı ben verdim. Gelin beni tutuklayın. Arkadan da onu söylüyor. Şimdi talimatı alan adamlar tutuklanamıyorsa, şimdiye kadar, dünya kadar talimatı alan adamlar Balyoz davasında yahut işte benzeri diğer davalarda var. Tutuklu olarak içeride duruyorlar. Onların meselesi yani, ve bazıları da söylüyor mahkemelerde, efendim emir geldi, biz de bunu yaptık, kanuni de sayıyorlar. Yani kanuna uygun tarafları da var elbette, ama kanunsuz sayılan bir emri diyelim. Aşağıdaki subaylara emir vermiş kumandan. Hepsini birden tutukluyorlar. Hepsi birden bir sene, iki sene. Altan abi, bir aradaki farkı hatırlamamız gerekmiyor mu? Bir yerde terör politikası belirleniyor. Öbür tarafta nasıl darbe yapacağızın talimatı veriliyor. Canım, onu sen söylüyorsun. Oradaki adamlar da darbeden falan haberi olmadıklarını, hatta Balyoz davasında bu darbe iddiasının tamamen düzmece bir vesikaya dayandığı, iddiaya dayandı falan belirtiliyor. Ama yani o nedenle yargılanıyor. Duruşma belli olmamış. Hayır, ama bence de tutuksuz yargılanmaları lazım talimat alanlarında. Başbakanın mantığıyla emri veren adam, talimatı veren adam sorumludur. Ben sorumluyum. Gelsinler beni tutuklasınlar. Talimatı alan adam talimatı yerine getirmiştir. O sorumlu değildir diyor. Kim için? MİT şeyi için. MİT müsteşarı için. Halbuki askerlikte bu çok daha ciddidir. Emri yerine getirmek. Orada yani ona göre düzenlemeler kurulmuştur. Öyle emri münakaşa edecek falan zaman yoktur. Savaş yapacak adam. O savaş sırasında talimatı aldım, yerine getir. Şimdi o yerine getirdiği söylenen adamlar, ki kanunsuz emir denilen şeyin kanunsuz olmadığı da öne sürülüyor, o ayrı. Ama bir emri yerine getirmiş, talimatı yerine getirmiş, tıpkı o şeyde gibi. Başbakanın onları da savunmuş olması lazımdı şimdiye kadar. Yani şimdi bunlar onlar şimdi yani bir yıldır, iki yıldır falan insanlar orada yatıyor. Ama bence başbakanın da onların tutuksuz yargılanması. Mesela dün bahsettiğim o. Şimdi yeni söylemeye başladı. Ben okudum onları. Talimat alanların tutuksuz yargılanması. Yani onların tutuksuz yargılanması lazımdır demeye başladı. Ama yani bir iki sene geçtikten sonra. Bunu da çıkartmak lazım o zaman. Bu kanunu evleviyetle çıkartmak lazım. Bu sefer de şey iddiaları var işte. O yani Hüseyin Bey'in Hüseyin'in konuşmasını falan da söyledim. Eğer bunlar tutuklu olmaktan çıkarlarsa işte darbecilik bundan şey yapar, kazanır. Ama İleride Hüseyin falan Bey'in bahsettiği tehlikesi... talimat alanlar değil, talimat verenler diye anladım ben. Bilmiyorum. Yani bütün o süreç akamete uğrarsa şayet. Tutuklulukların kaldırılması denildiği zaman yüzlerce insan var orada. Yani yüzlerce insan. Onunla ilgili düzenle yapacak. Bir de şunu da söyleyeyim. Hakan Fidan da mı sadece kalacaktı? Yani o savcılar, başbakan da tutuklanmaya doğru gidiyordu. Yani şunu belki öğrenmek lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Aydınlığa kavuşsun diye. Yani bu şey denilince işte Fethullah Bey camiası denildiği zaman o camia bu tutuklulukların azaltılmasını, sınırlarının aşağı indirilmesini ister ve tutukluların dışarı çıkmasını ister, sağlayıcı tedbirlerin alınması ister mi, istemez ister mi? İster. O zaman ister. Bu istemiyorlar ama gibi görünüyor. Ama öyle değil. Nagihan'ın orada dediği doğru. Yani üst düzey kişilerin hem tutuklu kalmasını arzu edebilir, hem de onların esas çekincesi bu özel yetkili mahkemelerin kaldırılınca dava süreçleri akamete uğrayacak. Yani o bir genel
bir boş vermişlikten korkuyor. Evet. Yoksa orada talimat alanların çıkması çıksın. Bir de burada iki ayrı şeyden bahsediyor. Bir tanesinde Hakan Fidan meselesinde kendi alanındaki bir danışmanının yargı konusu yapılmayacak bir şeyin tutuklanmak üzere çağrılması lazım. Sizin bahsettiğiniz yasa dışı bir talimat yasa dışı bir şeyle ilgili olur mu? Bağ günü belli. Bunu son derece net kaynaklardan biliyorum. Hakan Fidan orada alacaklardı. Vatana ihanetten tutuklayacaklardı. Burada yasa dışı bir talimat alan var. Bu tutuksuz yargı aslında. Ama bu da bir tabii ki yargı iddia bir kere. İkisi birbirine benziyor. Sen yani hukuk açısından sen karar verir gibi davranıyorsun. Ondan böyle oluyor. Çünkü kendilerini siyaset yapıcı olarak görüyor. Bak ben tekrar söylüyorum, Tayyip Erdoğan hiçbir zaman barıştan yana, yani şu siz Oslo süreci diyorsunuz ama tamamen KCK tutuklamaları ve ben bunların operasyonların arkasındayım diye duran bir insan. Tabii. Ve bu Oslo süreci o kadar büyük bir başarısızlığa uğramış ki bunun sebebi, tekrar ediyorum bak, sadece kendi iddiana inanma. Bir iddiaya göre kasıtlı olarak bir takım MİT mensupları Oslo sürecini akamete uğratarak ve uzun bir süreç zamanında KCK'nın yurt çapında yapılanmasını sağlamak üzere örgütlendiler. Çünkü bir program yapıp o programın sonunda kabul edilebilir bir sonuca varmadılar. Kabul edilebilir bir protokole varılmadı. Orada özerklik, Kürdistan'ın özerkliği, işte öz savunma güçleri vesaire gibi bir protokol var. Onunla ya uzlaştılar. Bu protokol, hatırlıyorsun biz tarafından beraber BDP'lilerle olduğumuzda ne dediler? Biz bir protokolde uzlaşmıştık ama Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi. Çünkü protokol Tayyip Erdoğan'ın kabul edebileceği... Elbette yani son sözü başbakan söyleyecek. Başbakanın alanında bir şey. Onlar bak, ne bak, protokol hazırlarsa şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu kabul edilemeyecek bir protokole varmak demek... O zaman PKK ve KCK'ya zaman kazandırmak demek. Savcılar hem bunu görüyor hem de bazı operasyonlarda ön planda MİT mensubu denilen insanlara rastlayınca bu bir şüphe uyanıyor. Herkes soruşturulabilir, herkes sorgulanabilir. Hakan Fidan'a mesele ulaşması yanlış olmuş olabilir ama hadi bakalım. Ama bütün mesele bu öbür zaten. Öbür MİT mensupları hakkında bakın, izin versin. Hakan Fidan bu şekilde alınmaya mensupları hakkında ya, izin süreçe vermiyor. Hakan Fidan kilitleri çünkü. Yani bu şekilde şey direkt siyasete müdahale olunca iş kilitlendi. Sen şimdi niye MİT güveniyorsun? Ben bir yargıya. Ya siz siyasetçiden bu kadar daha fazla tarafa güvenirim. Ben yargı hiç kimseye mensubuna daha çok güveniyorum. Ecem Bey, bir vatana ihanet iddiaları var. Hele bir araştırılsın bu bakalım. Ya nedir? Ben bu demokrasinin araçlarının işleyişine inanıyorum. Tamam. Güveniyorum. Başka da bir şey tamam, güvenmiyorum. Tamam, vatana ihanet varsa, böyle bir iddia vatana varsa... Vatana ihaneti böyle bir şeyden sahip olamazsın. Hayır, darbe iddiaları araştırılıyor da vatana ihanet bakın, iddiası bir araştırılıyor. Bakın bunu bir sonraki adım başbakanı o zaman terör politikası ya, yüzünden vatana ihanetten ay, yargılarsınız. Ama bak ben sen benim sözlerime cevap vermiyorsun. Sen şimdi bir Oslo süreci, başbakan barış süreci, kimse buna karşı çıkmıyor. Savcı bunu ay, açıkladı. Bu savcı dedi ki biz Oslo sürecine karşı çıkmıyoruz. Ama bunun arka bunu sadece planını yargılamaya araştırıyoruz. Kalkıyoruz. Arka planını araştırıyoruz. Oslo sürecinde ya, burada... Acaba Oslo ne tip bir protokole varıldı? Bu protokole giden adımlar acaba adım adım Sayın Başbakan'a bildiriliyor muydu? Bunun karbak bit her yaptığı adımı orada merkeze rapor etmek zorunda. Bu raporlar var mıydı? Bunları araştırmasına fırsat verilmiyor. Danıştay da denetlemesi lazım. Ne evet kararı veriyor ne hayır kararı veriyor. Bunu tasvip ediyor yani musun? Ben de açıkça emniyetin içinde bir bölümün Hakan Fidan'ı hedef aldığını ve kendi alanına girmeyen şeyde açıkça yargının da bir sonraki ayak olarak. Niye Hakan Fidan'ı hedef alsın ya? Çünkü kim bakış perspektif farkı olarak bir şekilde kendilerini siyaset belirleyici olarak gördükleri için böyle bir hamle yaptılar. Ama bugün geldiğimiz noktada bunun daha fazla zarar vermemesi lazım. Onun için iki tarafın da itidalli davranması lazım. Peki, bu... Hakan Fidan'ın da bir düşmanlık içinde olmaması lazım ya da bunun üzerinden yani artık şeye oturması, işlerin raya oturması lazım. Yani peki, normalleşme sürecini çok büyük bir kim tayin ediyor ya? Bunlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil mi? İçişleri Bakanı da Başbakan'ın İçişleri Bakanı değil mi? Yani bu hem tayin et adam, bunun sorumluluğu kimde? Savcılar da OSYK kendi oluşturduğu mekanizma. Neyse, o hakimler ve savcılar yüksek kurulunda
şeyle belirledi. Evet, referandumla yeni dedim dedi. Artık bitti. Güveniyorum çok dedi. Çok az bak 4 ay. Yani bu kadar çok çelişki içinde bu memleket nasıl yani idare ediliyor? Asıl sorulması gereken şeyler bunlar. Her şeyde çelişki var ya. Program bitti. Ben arkadaşım... Nergen tek kaldı. Kusura bakma Nergen bu konuda. Valla ben dünyada devlet başlangıç... inandığımı söylemeye devam edeceğim. Tabii söyleyeceksin gayet. Ancak ben hiç söylemedim bugün. Şeyde yani başlangıçta belirttiğimiz... Sen bizim kaldığımızdan çok mutlusun. Yok estağfurullah tartışma bu konularda. Başlangıçta... Hayır, ben çok memnun bu durumdan. Pardon. Hiç olmazsa umutlu bir şeyle kapatmalı. Başlangıçta söyleyeyim partiler arası... Evet söyle umutlu. Söyle. Sevgili seyirciler ben Salı günü yine varız. Kimsenin kavgasından mutlu olmam. Zaten burada kavga olmadı, fikir tartışması oldu diyelim. Dün iki tane liderin birbirine el uzatmasının sembolik bir anlamı vardı. Türkiye'de herkesin el uzatabileceği günlerin geldiğini umut ediyorum. Özellikle özgürlüğünden yoksun olan insanların da bir an önce özgürlüklerine kavuşabileceği bir sürecin de başlamasını elbette ki hepimiz temenni ederiz. Salı günü bugün tartışamadığımız konuların bir kısmını tartışacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bizim için hafta sonu başlıyor.